akşamlar diliyoruz. TRT B kanalından, Alişan'la Hayata Gülümse programından her zaman olduğu gibi izlendiğimiz her yere sağlıklı, mutlu, huzurlu bir günaydın. Evet, bugün dop dolu bir içeriğimiz ve birbirinden değerli konuklarımızla karşınızdayız. Az sonra kardiyoloji uzmanı, canım hocam, hemşerim, doçent doktor Muhammed Keskin hocayla sağlıklı yaşamı tekrar konuşacağız efendim. Onun dışında bizim biliyorsunuz çok sevdiğimiz bir çift var. Kamerunlu kardeşim Fadila ve eşi Nuh Emrah Seren. Onlarla birlikte mutfakta çok güzel yemekler yapacağız. Ve Fadila'ya Emrah'ın bir sürprizi olacak. O sürprizden Fadila'nın bile haberi yok. Emrah az sonra ona çok güzel bir sürpriz yapacak. Onun dışında ekranların çok sevdiği bir isim var. İki çocuğundan sonra birazcık böyle çocuklara bakmak için ekranlara bir ara vermiş olabilir. Ama siz onu çok seviyorsunuz. Biz de onu çok seviyoruz. Benim çok eski bir dostum, çok eski arkadaşım. Az sonra Ezgi Sertel bizlerle birlikte olacak efendim. Konuklarıma geçmeden önce sizi bir Trabzon'a götürmek istiyorum, bir VTR'ye götürmek istiyorum. Trabzon'un Maçka ilçesine gidelim. Bayat ekmekte yapılan yöreye özgü sumur tarifini alıyoruz. Haydi Trabzon'a gidiyoruz, ondan sonra buradayız. Alişan'la Hayata Gülümse ekibi Trabzon'un Maçka ilçesine gitti. Trabzon Maçka Madaracı köyündeyiz. Rakımı 1050 olan Madaracı mahallesinde yaşayan hanımlarla bir araya gelip Karadeniz'in meşhur patates kavurması ve sumurunun tarifini öğrendi. Bunlarla büyüdük biz. Bizim yöresel lezzetlerimiz. Bayat ekmeklerden yapılan sumurun tarifini sakın kaçırmayın. Trabzon'un turistik kentlerinden biri olan Maçka, yemyeşil doğasıyla ön plana çıkıyor. Şelalelerden göllere, pek çok doğal güzelliğin bulunduğu Maçka'ya giden ekibimiz, Trabzon'a özgü patates kavurması ve sumurun tarifini almak için Mataracı köyünde yaşayan Ayten Mataracı ve Fatma Canözü ile bir araya geliyor. Merhaba Alişan Bey. Merhabalar. Ben Ayten Mataracı. Ben Fatma Canözü. Trabzon Maçka Madaracı köyündeyiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Patates kavurması yapacağız. Haydi o zaman patates kavurmasının yapımını, malzemelerini sayarak başlayalım hanımlar. Patatesimiz köyümüzde kendimiz yetiştirdiğimiz patatesimiz. El yapımı salçalarımız, biber, domates salçası, tereyağımız zaten buranın tereyağı, bizim tereyağımız. İçine konulacaklar işte zeytinyağı, domates, biber salçası, domates salçası, kapya biberi, tereyağı, vazgeçilmezimiz ve sivri biber. Ama biz bir şehir güldüründe patatesi kavurmuyoruz. Biz patatesi elimizden ezerek yapıyoruz. Başlayalım isterseniz. Fatmacığım sen ez istersen. Ben elimle ben ezeyim. De. Hanımların hemen arkasında duran kuzine soba yörede bir hayli yaygın olarak kullanılıyor. Yemeklerimizi biz genellikle sobada, kuzine sobalarda yaparız. Patatesi biraz, ama soğanı biraz böyle içinde gözüksün isteriz. Böyle çok öldürmek istemeyiz soğanı. O yüzden biraz böyle büyük büyük doğrarız. Yemeği hazırlarken sobamızın üzerinde gördüğünüz gibi çayımız demliyor. Buyurun gelin. Çayımızı için, yemeğimizi yiyin, sizi ağırlamak isteriz. Ayten Hanım biberleri doğrarken Fatma Hanım da patatesleri elleriyle bir güzel ezmeye devam ediyor. Ayten, biz patates kavurmasında biber doğramayız. Biz doğru biber, kapya biberi biz koyarız. Oysa yan köyde, köylerimiz yakın ama değişebiliyor işte. Biz havuç koyarız. Havuç da koyarız ama genelde biz şey, mevsimine göre daha çok. Kışın havucu, işte yazın biber, kapya biberi, biberi yeşil biberle renklendiriyoruz. Zeytinyağımızı koyuyoruz. Sobanın üzerinde bunu erimeye bırakıyoruz. Tereyağını, soğanımız, biberimiz
eridikten sonra hafif bir karamelize olacak. Ondan sonra salçamızı ilave edip tereyağını koyup onun peşinden patatesimizi koyup karıştıracağız. Patates de çok ince olmayacak, böyle iri iri. Doğradığımız biberler kuzine sobanın üzerinde iyice kavrulduktan sonra sıra geliyor kalan malzemeleri eklemeye. Şimdi soğanlarımız öldü. Tereyağını ilave ediyoruz. Tereyağını koyduk. Şimdi salçalarını ilave ediyoruz. Domates salçasını koyuyoruz. Bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası. Salçalar yine söylüyorum, el yapımı. Biz her şeyimizi genelde organik kullanıyoruz. Evet, soğanlarımız eridi. Salçasını koyduk. Patateslerini ilave edeceğiz. Evet, kıvamını aldı bu. Aşağı al da bari öyle. Patatesini ilave edip karıştırıp tekrar sobanın üzerine alalım. Patatesi önceden haşlarken ilave ettiğimiz için kavururken tekrar tuz koymuyoruz. Evet, sobanın üzerine demlemeye bırakıyoruz. Peki patates kavurmasının sobada ne kadar dinlenmesi gerekiyor Ayten Hanım? 2-3 dakika falan bu şekilde demlenirse servise hazırdır. Patates kavurmamızı hanımlarla birlikte hazırladıktan sonra şimdi de yörenin başka bir lezzeti olan sumuru yapmak için kolları sıvıyoruz. Evet Alişan Bey, az önce patates kavurması yaptık. Şimdi bizim vazgeçilmezimiz yine biz sumur deriz. Siz... Bizde simur. İşte değişebiliyor adları. Bizim payatlayan ekmeklerimizi ziyan etmiyoruz. Akşam bir gün önceden kalan payat ekmeklerimizi. Bu tarif bir hayli dikkatimizi çekti Ayten Hanım. Malzemelerimiz neler acaba? Tereyağı, yumurta, ekmek ve şeker. Şeker ne alaka diyeceksiniz ama biz yumurtayı şekerle tatlandırıyoruz. Önce tereyağımızı eritiyoruz yine sobamızın üzerinde. Bizim soba vazgeçilmezimiz burada. Birçok yemeğimizi bizim bu Trabzon'da, Karadeniz bölgesinde soba üzerinde yapılır. Ve sobanın üzerinde pişen bütün yemekler daha lezzetli olur. İşte ekmeğimiz soba ekmeğidir. Ondan sonra fırınımız var zaten. Biz Karadenizliler biraz dudumluyuzdur. Ekmeğimizi taştan çıkarırız. O yüzden hiçbir şeyi çöpe atmayız. Bizde hiçbir şey ziyan olmaz. Bunlarla büyüdük biz. Bizim yöresel lezzetlerimiz. Buyurun gelin, bizimle tatın siz de. Peki, sumura şeker neden koyulur Ayten Hanım? Şekerini damak tadına göre, biz biraz daha onu tatlı severiz. Biraz tatlı tat dilimize gelmesi gerekiyor. O yüzden biraz daha fazla koyarız. Ama bazı köyler, siz nasıl yaparsınız Fatmacığım? Bizimki de tatlı olur. O yüzden o şeker isteğe bağlı. Ama yumurta kırmayız biz. Yumurtasız yaparız. Tereyağı bol olur. Tamam. Tereyağını kavurduktan sonra, eridikten sonra şekeri atılır. Tamam. Yağ, sonra ekmeği konulur, yumurta hiç konulmaz. Vallahi ben rahmetli annemden öyle gördüm ve ondan gördüklerimi devam ettiriyorum. Çocuklarımı da öyle büyüttüm. Tereyağımız iyice eridikten sonra içine yumurta ve bayat ekmekleri ilave ediyoruz. Tereyağımız eridi. Şimdi yumurtalarını kıracağız. Ama Alişan Bey, kusura bakmayın. Ben şimdi yukarı çıkmam gerekiyor. Çünkü tereyağını yumurtanın içinde kırıp piştiğini görmem gerekiyor. Müsaadenizle alayım yumurtalarımızı. Tereyağımız eridi. Yumurtamız oldu. Şekerimizi ilave ediyoruz. Şöyle 1,5 yemek kaşığı kadar daha yeter. Şimdi ekmeklerimizi alalım Fatmacığım. Evet, yumurta ve yağla şimdi ekmeklerimizi özleştiriyoruz. Odunların çıtırdayarak yandığı sobada pişen sumur servis için artık hazır. Evet Alişan Bey, sumurumuz hazırdır. Yemeğe hazır. Evet, şimdi sorfamızı alıp kahvaltımıza başlayabiliriz.
Yemeklerimizi el birliğiyle hazırlayan Ayten ve Fatma Hanım, Trabzon'un yöresel lezzetlerinin bulunduğu kahvaltı sofrasının başına geçiyor ve başlıyor anlatmaya. Evet Alişan Bey, bizim olmazsa olmaz kuymağımız, patates kavurmamız, bunları zaten az önce yapmıştık. Sumurumuz, turşu kavurmamız, bu bizim meşhur kayganamız, sarmamız, kara lahana. Turşunun kavrulmamış hali, bahçemizden, kendi ellerimizden dikip yaptığımız turşumuz. Reçellerimiz, yazın bahçelerden toplayıp yaptığımız ayva reçeli, çilek reçeli. Palımız yine köyümüzden, arıcılardan aldığımız organik palımız. Yine söylemiştik, tereyağımız, olmazsa olmazımız, bizim kendi hayvanlarımızdan yaptığımız tereyağımız. Göy peynirimiz, telli göy peynirimiz. Diğer peynirler de yine ona eşlik ediyor. Mısır ekmeğimiz de. Mısır ekmeğimiz, sobamızın göstermiştik size, sobamızın fırınında pişiriyoruz. Ben Simur'un tadına bakayım. Çünkü bizim orada yumurta koymayız biz. Ayten yumurtalı yaptı. Evet. Nasıl oldu? Çok güzel. Şekeri de fazla değil. Evet, bir de patatesimizi kavurmuştuk. Patatesimize bakalım nasıl olmuş. O da mı güzel? Çok güzel olmuş. Alişan Bey, bunları bu lezzetleri tatmak için sizi Maçka'ya, Madaracı Göyü'ne bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz. Öpüyoruz buradan. Trabzon'a sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Ve İlk konuğumu davet etmek istiyorum. TRT ekranlarında, o da yıllarca Fazlası Zarar adlı bir yarışma programı sunduğu, birçok kadınlara hitap eden program sunduğu Anadolu'yu o da bizim gibi böyle karış karış dolaştı. Bize de bugün inşallah güzel bir yemek de yapacak. Onu çok özlediğinizi biliyorum. Biz de çok özledik. Hemen davet etmek istiyorum. Ezgi Sertel geliyor efendim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl? Günaydın. Çok iyiyim. Şu orkestrana bayıldım. Teşekkür ederim. Seni ayrı seviyoruz ama bu orkestrayla içeri girmek, insan ayrı bir havaya giriyor bir anda. O zaman çal. Çal. Bugün ayrıca bir sürprizim var. Bugün zurnam geldi. Az sonra Fadile'ye çalacağım. Fadile kız Fadile'ye çalacağım. Valla. Tabii zurnayla. Çalıyorsun. Aa. Almaz mı? Bravo. Bu fragman olsun. Az sonra çalacağım. Nasılsın? Çok şükür iyiyim. Sen özledik seni ya. Ya ben de özledim sizi. Vallahi böyle ekranlara yakışan böyle 3-5 tane isim vardın. Onlardan bir tanesisin. Çok teşekkür ederim. Seni gerçekten çok özledik ve çok başarılı programlara zaten bugüne kadar imza attın. Evlendin, çocuk yaptın. Ondan sonra bir çocuklara bakma şey mi? Aynen öyle oldu. Arada çocuklarım 7 aylıkken bir pandemi sürecinde TRT 1 ekranlarındaydım. Hafta içi her gün Fazlası Zarar. Sonrasında tekrar onların okuluydu derken 2 senedir yokum, inşallah yakında diyelim. Aa, bir böyle bir müjde almış olduk. Hadi inşallah yakında. Nasip kısmet. Şöyle bir çocuklar fotoğraflar falan var mı? Bir yönetmenin bir getirebilir misin? Benim oğullarımı gösterin. Evet, bir gösterelim. 2 erkek değil mi? Evet. Allah aslan bağışlasın. Parçalarım maşallah değiliz. Anne. Hayır, şöyle bir bakmak istiyorum, babaya mı anneye mi diye de. Sanki sağ taraftaki baba, sol taraftaki mi sen? Bravo. He? Evet. Tibet aynı benim çocukluğum. Karakter olarak da, huy olarak, yapı olarak da bana çok benziyor Tibet. Mert de aynı babası. Allah dengelemiş diyorum. İkizler öyle derler ya, biri anne olur, biri baba olur. Çok doğru. Nasıl? Ya, iki erkek gururla çocuğu. Gururla sunulur efendim. İki erkek çocuğu annesi olmak nasıl bir duygu, nasıl bir his? Çok güzel. Böyle ikisini, birini sağıma birini soluma alıp yürüyünce kendimi böyle ayrı bir iyi hissediyorum. Ya tövbe estağfurullah. Hep çocuğum olsun istedim. 2 tane düşük oldu falan filan duymuşsunuzdur. Ondan sonra ikizim oldu. 2 erkeği duydum. Doktora defalarca sordum. Emin misiniz 2 erkek mi? Hani hep şey dediler bana çünkü. Senin kesin kızın olur. Allah senin gibi bir kız evlat nasip etsin. Böyle empoze etmişler herhalde. Daha dur canım. İlk daha önce bir... Geç kalmış sayın. Yok, Allah isteyene nasip etsin. İki erkekten sonra işte oraya geleceğim. Alam iki. Allah'ım ömürleri uzun olsun. Aynı cins olmaları çok büyük bir şans gerçekten.
İki erkek annesi olunca hep arkadaşlarım dedi ki erkek anaları ya Ezgi doğunca anlayacaksın, ayrı bir böyle şey hissediyorsun. Bir gururlanıyor insan, bir mutlu oluyor. Babayla mı araları daha, çünkü erkek çocukları anneyle daha iyiydi de sen daha fazla tabii ki vakit geçiriyorsun onlarla ama. Baba da nasıl? Çok ilgili bir baba. Zaten misyonu baba olarak doğmuş. Ben öyle diyorum eşim için. Çocuklarla çok ilgileniyor, onlarla çok güzel vakit geçiriyor, oynuyor. O da tabii yoğun çalışıyor. Çok yoğun çalışıyor. Tabii ki daha çok benimle vakit geçirdikleri için. Hani ben okula götürüyorum, ben hazırlıyorum. Çocuklarıma birebir ben bakıyorum. Hani bakıcı yok. Her şeylerini ben yapıyorum. Onları yıkıyorum. Sabah buraya gelmeden önce helal, güzel hiç, hazırladım. Hiç bakıcı veya bir yardımcı tutmadan ikisini o de o çalıştığım bir sene bir destek aldım ama anneannemiz hep benim yanımdaydı. Sağ olsun. O çok büyük bir şans, bir lütuf. Allah ona sağlıklı uzun ömür versin. Anneanne var tabii ki. Annem olmasa elim ayağım gerçekten. Ama her şeyle ben ilgileniyorum. Peki anne, anne olduktan ama sonra, özellikle anne olduktan sonra hayatında neler değişti? Nasıl bir anne Ezgi? Ezgi nasıl bir anne? Ya bilmiyorum ki ya bunu. iyi bir anne olduğumu düşünüyorum. Bak hemen gözlerim hemen doldu. Çok seviyorum onları. Yani her anne gibi diyelim, bazı istisna anneler hariç. Ya çok ayrı bir sevgi. Sen de biliyorsun babasın. Onlar çok özeller. Çok kıymetliler benim için. Allah'ım hep güzel günlerini göstersin. Amin. Onların. Amin. İyi ki varlar, iyi ki doğdular. Amin. Bazen yoruluyorsunuz tabii. Bazen kafamı böyle birebir baktığım için duvara vurmak istediğim oluyor. Ama böylesiniz yani. Evet çocuğum haklısın falan olduğunuz oluyor yani. Olmuyor değil. Gerçekçi olalım. Bunu ikiz anneleri çok iyi bilirler. Şu an neredeler? Anneanneler mi? Şu an anneanneyle ama sabah kreşe bıraktım. Hı-hı. Zaten çıkışa ben alacağım okuldan. Okula ben bırakıyorum, ben alıyorum. Oradan etkinliğe götürüyorum. Peki en çok seni zorlayan neydi mesela? Meslekle annelik arasında, sonuçta arada çalıştın da. Çalıştığım zaman. En çok seni zorlayan şey neydi? İlk sete gittiğim gün hazırlandım. İşte karavan var. Çünkü ev ev geziyoruz fazla zararda. Karavandan indim. Oradan bir hanım seslendi. Kucağında çocuk. Aa dedim, aynı Mert'e ben. Ay ben başladım ağlamaya, yayına gireceğiz. Yani çocuklarımı bırakıp işe gitmek beni o dönem çok üzmüştü. Sonra alışıyorsunuz. Tabii onlar için çalışıyoruz. Onların geleceği için, kariyeri için. Hayatta devam ediyor. Hani bir yerden de tutunmak da gerekiyor. Ama anne olunca çalışmak daha mı zor? Bilmiyorum ya. Aklın evde kalıyor. Yani ya çocuğu bazen şey oluyorsun Alişan. Çok yorulduğun zaman hani okula başladıklarında bir böyle bir rahatlarım diye düşünüyordum. Ama arkanı dönünce özlüyorsun ya. Okula bırakınca da boşlukta hissettim ilk zaman. Değil mi? Yani yanımda yoklar ve hep beraberdik. Çocuklar orada, yani ne zaman alacağım falan. Hani oryantasyon sürecini biliyorsun ya, hani tabii, bekliyorsun tabii, kapıda tabii falan. O zaman hani çocuklar için zor geçiyordu. Benim için de bir alışma süreci oldu aslında. Ama hayatım onlarla dolu dolu ve onlara göre programlı şu anda. Hep öyle. Hep öyle. Aynen öyle. Çocuk olduktan sonra onlara çocuk göre. Çocuk olduktan sonra onlara okula göre bırak, okuldan al, oradan etkinliğe götür. Yok yüzmeye götür, yok jimnastikliği falan filan. Peki bir hayaliniz var mı anne baba olarak? Mesela tabii ki biz hep bunu programımızda söylüyoruz. Çocuğa bırakalım, onun neye meyili varsa, neyi böyle daha fazla istiyorsa tabii ki o, ama hani böyle her anne babanın vardır ya, hani ne bileyim doktor olsun veya işte avukat olsun, mühendis olsun. Hiç meslekle ilgili öyle bir şeyim yok. Sonuçta mutlu olsunlar, sevdikleri şeyi yapsınlar, ama hayatın gerçeklerini de öğretmek de lazım onlara. Hani onun bilincinde de yetiştirmek de lazım aslında. Çok hayalperest de olmasınlar, ayakları yere de bassın. Önemli bir şey yani, tabii ki şunu öğretmek lazım. Hayatta her şeye sahip olmak mutluluk demek değil. Çünkü hayatta her zaman her şey istediğimiz gibi olmuyor. Aynen öyle. Olmayacak. Olmadı da. Yani onun için onun bilincinde yetiştirirsek bence peki, doğru seçimi yaparlar diye düşünüyorum. En kilit soruyu soruyorum. Şimdi iki tane erkek çocuğu annesisin. Ben şimdi kızımı kucağıma aldığımda yemin ediyorum bir 10-15 gün sonra böyle düşünüyorum. Böyle konuşmaları sevmiyorum Alişan'cığım. Bir erkek anası olarak kız çocuğum olunca şunu. Hayır, şundan dolayı soracağım. Oradan şuna bağlayacağım. Hı. Kızımı aldığımda ya işte bir gün evlenecek, gidecek, işte ne bileyim kocası olacak falan. Bu bile beni daha şu anda bile beni şey yapıyor. Yani yapacak bir şey yok. Açık sözlü olarak söylüyorum. Evet yani şu anda hani hayatına bir gün biri girecek, evlenecek, çocuğu olacak falan, ama o bile beni şu an korkuturken, sen şimdi kayınvalide olacaksın. İki tane i̇nşallah gelin olacak inşallah. Görürüz. Nasıl bir kayınvalide olursun? Ben bunu çok erkek annesi olan arkadaşlarım var. Onlara sorduğum zaman işte ya ben çok iyi olurum bilmem ne, ama şu anda çocukları 14-15 yaşına geldi. Deliriyorlar. Ben çocukla çocuk olan bir insanım. Enerjim sen çok hareketli bak, bir insanım. Sen elin maşalı bir kayınvalide olsun mu? Ben mi? Kesin. Hadi canım sen de. Kesin. Bence yanılıyorsun. Kesin. Kesin.
Yaşayalım görelim inşallah o günleri. Alişan gördün mü? Senin dediğin çıktı mı? Der miyim yoksa ah güzel kızım mı derim bir. Yani şu anda hani. Bak yönetmenim diyor ki 20 yıl sonrasının az sonrasını yaptı. Vallahi mi? Oğlumu üzme canını yakarım seni. Bak. Olursun rol öyle biliyor musun? Rol ya. Buna yakın bir şey olacaksın. Bak görürsün. Gerçekten. Tabii canım. Ay kıyamam yavrularıma. Ya o da ananın babanın kızı yani. Şimdi onu da başkaları yetiştirdi. Yani... Hemen girdi duyguya. Ya onlara da yazık ya. Yok. Yazık olmaz. Yok gerçekten onlara yazık. Çok fena var. Peki Anadolu'da çok fazla dolaştın. Sen benden çok daha fazla dolaştın. Mesela unutamadığın bir anı var mı? Bizim seninle ilgili çok unutamadığımız anılar var Türkiye olarak ama yediğin yemekler, sucuklar, yumurtalar. Hep aklımda kaldı değil mi? Yemeği seviyorsun. Hep aklımızda bunlar ama senin unutamadığın bir şey var mı? Mesela en çok hangi yörenin yemeklerini sevdin, beğendin? Ya ben Gaziantep mutfağı zaten hani evet, söylemeye doğru. Gerek yok. Konya mutfağını severim, Karadeniz mutfağı, otçuldur, vejetaryandır, otu da severim, sebzeyi de severim. Her yörenin aslında kendine özgü lezzetleri var elbette ama Güneydoğu ki ben çok acı seven bir insanım. Hani böyle salçalı, Mersin yöresi falan hani böyle o tarz yemekleri sevdiğim için bana hep şey derler. Yani siz Urfalı mısınız? Yani o kadar hani acıydı, sostu. Ha, seversin. O kadar daha kayıyorum. Evet, çok severim. Ben yanımda çantamda şili biberi, isot kırmızı biberle geçiyordum. Cebimden çıkarıp masaya koyuyordum. Rakip çünkü çıktı. Ben kebabı, eti öyle şili bibersiz, acısız yiyemem yani. Bak, var arkadaşlarım mı? Diyor ki yarış abim. Çıktı diyor. Hayır, yarış çıktı diyor. Yani şu anda bu program başladığı günden itibaren yarıştığım Güney Koreli, işte ne bileyim Afrikalı, Urfalı, Adıyamanlı herkesle yaptığım o acı biber yarışmasına hepsine galip geldim. Seninle istersen yarışmak isterim. Kapışırız. Vallahi o kadar şeysin. Çok severim tabii. Abi bulun acı. Bulun acı. Çantamda şili biber var diyor. Bulun acı. Şu arkada yemek yediğin görüntüler. Ya. Burası şey mi? Tokat mı? Tokat burası. Tokat kebabı yapıyoruz. Evet. Masa başı. Efsane sofralar hazırlıyorlardı. Çok tabii sağ olsunlar. Çok güzel hazırlanıyorlardı. O çok güzel yalnız ciğer şiş galiba. Evet. Adana'ya benziyor. Vallahi her şey oluyordu. Ve insanlar bir dönem Nevşehir'e gittim bir otobüs insan gitmiş. Demişler ki Ezgi'ye hazırladığın o restoranı bulmuşlar. Ezgi'ye hazırladığın sofrayı istiyoruz demişler. Benim için yapmış olduğu bir lezzet vardı. Demiş ki ben Ezgi Hanım için yaptım o lezzeti. Bizim menümüzde yok. Demişler ki nasıl olur bile biz o lezzeti öyle bir yedik ki onun için geldik buraya. İşte sen öyle yiyorsun. Ben sen yerken insanın yemesi geliyor. Ya onu hiç anlamazdım. Bana diyorlardı ki Ezgi'cim hamileyim. Hakkımı helal etmeyeceğim. Ay çok üzülüyordum. Yani o kadar mı canınız istiyor diye. Sonradan işte program bitiyor. Evde tekrarlarına falan bakıyorsunuz ya ekranda. Çünkü evet. Sene tekrarları da döndü. Abi bir gün tabii oradaki lezzette biliyorum ya ben. O ağzım sulandı. Onu yaşadım. O lafta kalmadı. Kendi yani. Yediğine değil mi? Ay bir canım istedi. Ah Allah'ım onu yemem lazım dedim. Dedim ki haklılarmış. Yani... Yapacak. Yaşatarak yemişim. Yapacak bir şey yok. Şimdi bize peki mutfakta ne yapacaksın? Topalak yemeği yapacağım. Topalak? Nerede? Evet. Konya, Afyon yöresinde yapılıyor. Yine salçalı, köfteli ve bulgurlu şeyler yapacağım. Toplar yapacağım. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi mutfağa. Hadi mutfağa. Hadi bir mutfak. Hadi geçelim. Yardıma ihtiyacın var mı? Yoksa eşin yapar mı mesela? Onu merak ettim. Eşin mutfağa girer mi? Yok. Hiç? Yok. Benim eşim Karslı. Hiç öyle şey olmamış, hep önüne gelmiş ve yapılmış. Hani yumurtasını kırar, bazen yemek yaparım, giderim ısıtmaya üşenir. Çok sevmiyor öyle hazırlamayı falan. Şeyiniz falan nasıl oldu? Tanışmanız, biz çok severiz böyle tanışmayı. Değil mi? Evet. Nasıl oldu? Ben o dönem Tek Türkiye dizisinde oynuyordum. Evet. Rol arkadaşıydık, ondan önce de çok filmimiz oldu bizim. Ha, sizin de bizim gibi sette. Sette evet. Tanıştık. Sonrasında daha önceden işte nişanlım oynadı, televizyon filmlerinde eşim oynadı falan. Arkadaşız yani. Sonradan ya nasip kısmet midir? Hani olacak varsa mani olunmuyor. Aa demiş ki Allah sahibine bağışlasın. Sonradan durmuş demiş ki ya Allah'ım bana bağışlasın niye öyle dua ediyorum bak, demiş. Bak ya. Her göz açıkmış herhalde. Güzel. Duaları kabul olmuş evet. Evet. Yüzükleri nereye koydun? Burada. Ha, yüzükler bende de sonradan evet. Bakıyorum. Programda şimdi, hanımların yüzükleri var. Eldiviniz var mı? Yoksa ellerimi yıkayabilirim. Bence elini yıka direkt. Yıka el lezzeti ya. Diyorsun. Ama istiyorsan takabilirsin. Nerede? Eldivenler aşağıda. İstiyorsan eldiven takabilirsin. İstiyorsan elini yıkayıp direkt girebilirsin. İyi hadi yıkayayım. Ben sana vereyim mi eldiven? Ver. Yine de yıkayayım ama eldiven de ver hadi. Tamam dur.
Ha, eldiven şurada. Hakimsin. Yaşayan mutfak burası. Tabii canım. Burada yapılan mutfakta, yemekleri yiyorsunuz, ne güzel. Mutfakta yapıyoruz yemeklerimizi. Oh. Ondan sonra hep birlikte program sonrası yeriz. Hadi bakalım, yapacağım, beğenecek. Elinde ıslandı. Önce malzemeleri sayalım. Bir sayalım. Şimdi bu çok doyurucu, lezzetli ve bereketli bir yemek. 250 gram kadar kıymayla yapacağım. Bunu tabii ki daha fazla kıymayla ve daha fazla malzemeyle de yapabilirler hanımlar. Çok fazla yaparsak yetiştiremeyiz yuvarlama işini diye az kıymayla. Bulgur kullanacağım. Bir çay bardağı kadar ince kısırlık bulgurum var. Domates salçası, isteyen biber salçası katabilir. Bir yumurta, bir rendelenmiş soğanım var. İçerisine tuz katacağım. 2 yemek kaşığı kadar un katacağım. Karabiber, pul biber acı severlere göre lezzetlendireceğim. Bir taraftan da başlayayım. Kıymamın içerisine ince bulgurumu atıyorum. Tamam. Sonra soğanımı koyuyorum. Bunu ince tarafından yaparsanız daha iyi olur hanımlar. Hani böyle rendeleme işini. Tam benim damak zevkime uygun bir yemek olacağına benziyor. Şey mi, sulu bir yemek mi bu? Çok sulu yapılmıyor. Bazı yörelerde bunu etsiz de yapıyorlar. Sadece bulgur ve unla beraber. Biraz koyu yaparlarsa üzerine yoğurt sarımsak da döküyorlar. Hı hı. Sonra tuzumdan atalım. Güzel. Göz kararı, arzunuza göre. Bak acıyı elim acı titrer. Burada. Ha. Atayım mı? Atalım. Sen at acıyı. Hı. Biraz attım. O bana tam acı değil ama neyse. Heh. Bunu da. Şimdi yoğuracağım. Ha, eldivenimi takayım. Başka mutfakta da. Sana bağlı. İstiyorsan takmayabilirsin ha. Nasıl istersen. İyi takmayayım ya. Takma hadi. Gitsin nasıl yıkadın. El lezzeti gitsin. Hadi bakalım yoğuralım şimdi. Yoğurma müziği yok mu? Yoğurma müziği. Bence bir kavalla bir yoğurma müziği gider. Konya yemeği ona göre. Bir yoğurma müziği böyle bir dolaş bir Konya. Konya'yı bir dolaş. Bak. Teşekkür ediyoruz bu güzel yoğurmamız için. Güran'a çok çok teşekkür ediyoruz. Hiç böyle yoğurmamıştım. Şimdi yanımıza bir çift almak istiyorum. Bizim çok sevdiğimiz bir çift o. Kamerunlu benim kardeşim Fadila ve eşi Nuh, Emrah, Seren uzun zamandır yoklardı. Bugün çocuksuz geldiler. Buyurun onlara davet edelim efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Fadila. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Fadila çok zayıflamışsın. Gerçekten. Vallahi billahi. Ben Fadila bol giydiğim için. Herhalde 3 tane çocukları var Ezgi. Evet. 3 tane birbirinden tatlı çocukları var. Ama galiba bu kıza yardım mı etmiyorsun? Ne yapıyor anlamadım. Her gece ben bakıyorum abi çocuklara. Her gece. Yani %90 diye. 5 tane de doğrulur. Her gece ama bakıyorsan... doğrudur. Ben gece hiç kalkmıyorum. Hep o kalkıyor. Böyle yapıyorum. Kalkıyor. Nasıl yapıyor? Yani. Ayağıyla böyle yapıyor. Kalk kalk. Çocuklar büyüdü. Yaklaşık bir yıldır yok. Ben 3. kızı düşüneyim mi? Öyle bir eş değil mi? Evet. Yani. Düşünürsün yani eş. Çok büyük rahatlık, kolaylık ki öyle yani. Olmalı da zaten. Şimdi büyük, 7 tane istiyorsun büyük zaten. Büyük bir 4 yaşına geldik abi. 4.5. 4.5. Evet. 7 tane istiyorsun. 2.5 ve 1.5. 4.5, 2.5 ve 1.5. Evet. Ama Fadilaların kamerunda kabilede yani en kötü 7 tane 8 tane var. Hayır amcam zaten 22 tane var. Amcasının 22 çocuğu var. Emrah. Vay vay vay. Tabii işim çok. Daha 19 tane daha. Tamamlar. Nefes ettik abi. Var mı böyle bir şey şimdi 3 çocuk bence? Yok ya aslında biz 7 istedik başlangıçta. Ama sonra bir baktık 3 tane yeter, dayanamıyoruz. Nasıl? Nasıl? Şeyi anlatsana bana, şu an siz taşınmışsınız ya, 6. katta. Ya şöyle, normalde biz 1. katta yaşıyorduk. Orada çocuklar istediği gibi böyle oynuyorlar, koşuyorlar. Zaten Emrah, kusura bakma ama çocuk gibi o da. Evet. Hep oynuyorlar, böyle koşuyorlar. Şu an taşındık, 6. katta gittik falan.
Çocuklar o kadar, yani bize mahvediyor açık söylemek gerekirse. Orada bir şeyden fazla belki kalmayabiliriz. Komşular. Yani evet. Bir şey demiyorlar bence ama. Bence komşularına buradan bir şey söyleyebilirsiniz. Ya bir şey demiyorlar ama ya biz rahatsız oluyoruz aslında. O kadar. Aynen aynen. Çok yaramazlar. Ne yapalım? Şunu, şu kadar. Mikrofonu çarptı. Tamam. Çok yaramazlar yani. Yapacak çocuk sonuçta. Koşma demezsin. Koşar yani. Yapma. Sen hiçbir şey demiyorsun. Ama her çocuk öyle herhalde. Ama çok iyi bir anne biliyor musun? Çok iyi bir anne evet. Vallahi. Teşekkür ederim. Yani... Kaç yıl oldu tanışalı siz? 7 yıl oldu mu? 7. yıl mı? Evet. Oluyor işte. 7. yıl ama evlilik 6 yıl. Evet. Evet. Zaten biz 5 ay sonra evlendik. Aynen. Tanıştık bir şey sonra evlendik. Bu yaz galiba yakınlarda şeye gittiniz. Bir Afrika'ya gittiniz. Bir, evet. 3 hafta önce. Bir Nijerya'ya gitmiştik. Lagos'a. Orada da yaklaşık 10-15 gün, 12 gün falan evet kaldım. Ama sen Kamerunlusun değil mi Nijer? Ben Kamerunluyum yani. Nijer'de ne işiniz vardı? Yani böyle... Akrabalar mı var? Yok akrabamız yok hem da ticaret, işimiz hem ticaret için, diyelim. Hem gezmek amacıyla hem de ticaret amacıyla. Ezgi gelsene sen de gel. Değil mi? O bitti herhalde onu. O dinlenecek onu bir 10 dakika. Bırak. Gel seni bir tanıştırmak istiyorum bu güzel çifte. Ben gördüm. Siz şöyle ikiniz yan yana olun. Canım benim maşallah. O kadar güzel Türkçe konuşuyor ki hemen ilk sorduğum kaç yıldır buradasın? 7 yılda çok iyi kavramışsın. Maşallah sana. Teşekkür ederim. 3 tane evlat hemen Yusuf'u da gördüm. Evet. Hemen zaten olaya girerim. Birilerini görünce kimsiniz, nesiniz, ne çiftçisiniz, nereden geldiniz? Şimdi onlarla ilgili çok önemli bir sürpriz var cebimde. Ben çıkarayım mı bence? Sonra mı? Bana bir sürpriz şimdi merak evet, ettim. Bir sürpriz var. Burada bir şey var Fadile. Burada seninle ilgili bir belge var. Belge. Evet. Biraz merak et. Bence hemen şey yapmayalım ama burada benim odama bırakılmış, sana yazılmış bir takım şeyler var burada. Kimden? Bilmiyorum. Haberin var mı senin? Yani bilmiyorum. Ya şu an çok merak ettim. Kamerun'dan mı geldi, Nijerya'dan mı geldi? Urfa'dan mı geldi, Konya'dan mı geldi? Vallahi bilmiyorum. Nereden geldi bilmiyorum. Sen çok merak ettim. Burada bir takım yazılar var. İstiyorsan sana bir gösterebilirim. Yapmayın ya, daha çok merak ettim. Sana gösterebilirim. Burada Fadilah'la ilgili bir takım şeyler var. Ama bunu şu anda okumayacağım. Ne? Bayağı mühür. Ya yapmayın ya, şu an heyecanlandım bayağı. Şu an bunu cebime koyuyorum. Ama üzülmesin sonra. Bilmiyorum. Üzülür mü, sevinir mi bilmiyorum ama. Yayından önce mi söyleseydin? Şimdi bir daha. Yok biraz merak etsin. Biraz merak etsin. Ay kıyamam. Gözlerinin içi gülüyor. Biraz merak etsin. Ya ne? Çok merak ya. Heyecanlandım. Ne? Biraz... Bir haberin var. Bilmiyorum. Ya benim cebimde Fadila bana emanet edildi sabah. Bilmiyorum yani. Neyse. Her şey bizler için Fadila. Hadi bekleyelim. Hayat bu. Beklerim. Neler yaşadınız onu biraz anlatın Kamerun'da. Vallahi ya ilk gittiğim... Videolar var değil mi? Ne kadar kaldınız Kamerun'da? Kamerun değil, Nijerya'ya gittiniz. Yok Kamerun onun memleketi Nijerya'ya gitmişler. Ama yani gezmek ve iş amacıyla Nijerya'ya gittik 10 gün için. 10 gün. Aynen. Orada da aynı dili mi konuşuyorlar Fadila sizle? Evet yani bazı dilleri beraber yani aynı ama bazı dillerde İngilizce ve Hausa mesela bizde de orada konuşuluyor. Diğer dilleri anlamıyorum. Afrika'da kaç dil var? Ezgi, sizi Fadile ile şuraya alalım. Biz Emrah'la buraya gittik. Hadi gel hayat. Şöyle söyleyeyim. Görüntüler var. Nijerya pazarından. Evet, evet. Pazar severiz. Evet, gelsin bakalım Nijerya pazarı bizim pazarlara benziyor mu? Gelsin yönetmen. Gel şöyle yanıma gel hayatım. Evet. Arkadaşlar biz bu tarz yeşillikleri yiyoruz. Sos olarak etle yani tavukla, balıkla pişiriyoruz işte. Siz ıspanak yaptığınız gibi bizde böyle bu tarz yeşillikler de var bizde. Okay. Burada kokoyam, sarı kokoyamları. These are fada rice now. Plantain. Mister. These are fada rice. Mister burada. Wait. Bebeğim bu how did they call it again? I forgot the name. Bunları siz kuş yemeği diye yapıyorsun ama çok faydalı bir un bunlar. Ve acayip ekmek, güzel ekmek yapılıyor bununla. Drinks of water. Pepe. Acı ama önce bir anlatayım. Evet sesi aldık sadece görüntü olsun. Bizi bir anlatsana. Bir dursana yönetmenim bir dur. Ya durduralım böyle anlatayım. Bir dur.
Bir dur. Kuru biber, acıma. Duralım. Şöyle ilk önce anlatayım. Afrika'da çok fazla şey yeşillik tüketiyoruz. Böyle burada ıspanak ve adı ne ya? Semizotu. Semizotu gibi bize bu tarz şeyleri çok var. Et, balık, tavukla tüketiyoruz. Yani her gün bunu yiyebiliriz. Diğerleri diğer şey, adı ne? Diğer video, bakliyat gibi görünen darı. Ben duydum, biraz araştırdım. Türkiye'de önceden ekmek bile yapılıyordu. Evet. Hatta hala Karadeniz'de yapılıyor. Abi biz hala bunu tüketiyoruz. Şey gibi, boza gibi de yapıp içiyoruz. Çocuklarıma her sabah veriyorum mesela. Çok faydalı. Hem glutensiz hem de doğal. Şunlara yams, diğer beyazları yams, yams biliyorsunuz herhalde. Yams ne kız? Böyle patates gibi daha büyük. Biliyoruz, nereden bilelim? Bazı, burada görüyorum arada. Bazı marketlerde arada geçiriyorlar. Evet, tazeleri geçiriyorlar. Aynen. Türkiye'de yani tabii. Şöyle kurutuyorlar. Görsem de yüzüne bakmamışım, ne bileyim ben ne o diye. Ben var de, ben var, arada var. Bazı marketlerde, büyük marketlere geçiriyorlar. Bir de plantain de var orada kuru. Yani sebze aslında hem taze olarak tüketebilir. Patates nasıl böyle taze tüketebilir? Şu arkadaki beyaz şeyler ne? En arkada beyaz mısır. Şeyler. Mısır. Ha. Mısır var orada ve mısır unu. Bu acı. Ha, acı biber. Bu acısı çok acı abi. Çok acı yani, buradaki acı gibi hiç soğan. Alakası yok. Onu bildim ben, soğan o. Çok iyi bildim. Bu da kuru balık. Şu arkadakiler mi arkadakiler? Hepsi kuru balık. Balıkmış. Ne? Kuru balık. Kuru balık. Evet. Nasıl kız? Balık kurutuyorlar abi. Nerede kurutuyorlar? Dama mı? Güneşte. Şey, domates gibi. Güneşte ve bazen dumanda kurutuyorlar. Ne balığı? Ne balığı? Yani bir sürü farklı farklı balıklar işte. Levrek olsun, çukra olsun. Çorbasını mı yapıyorsunuz onu? Yemek içine kaçıyor. Yani et gibi kullanılıyor. Evet. O etini alıyorsun. Aynı. Et gibi. Kavuruyorsun ıspanakla beraber. Şey baharat yapıyorsun. Ne kullanıyorsunuz siz? Baharatlarımız biraz farklı ve fazla. Yani acı mı seversiniz, acı. Tatlı mı? Acı. Nijerya özellikle tüm yemekleri acı. Yani o derece. Her şey, hatta içecek bile acı oluyor. Buradan o zaman hemen Emre abi sormak istiyorum. Şimdi sen mi onların yemeklerine alıştın, Fadela mı bizim yemeklerine alıştın? Nasıl oldu? Valla ikisi de oldu. Fadela önce geldiği için ve gerçekten Türk yemekleri hani zaten anlatmaya gerek yok. Kendisi de dünya mutfağını hani böyle denemek istediği için Türk yemeklerini çok sevdi. Ki ben de Afrika'ya gitmeden önce bir dünya seyahati olduğu için ben de hani farklı lezzetleri tanımayı seven birisiyim. Ki orada gerçekten mesela bunu, burada o yok mesela. Bunu böyle çok ince kesiyorlar. Kıl gibi oluyor bunlar. Bayağı ince. Bayağı ince kesiyorlar. O bu videoda çıkmamış. Ve birçok böyle et ve sebzeyi bir arada tutuyorlar. Çok sağlıklı geliyor bana açıkçası. Çok doğal. Özellikle mesela yediğimiz o deridir. Yani hep saf ve orijinal şeyleri kullanmışlar ve paketli gıdalardan da hani uzak olduğu için. Onlarda de sakatat var mı? Var. İşkembe, mişkembe, kelle paça. Şöyle. Var, var, hepsi var. Bu kelle paça var mı? Var. Sadece yaptığımız tarif şekli tarifi farklı. Tarifi farklı, aynen. Tarifi farklı. Peki mesela, Türkiye'de ilk Fadile'yi nereye, Türk yemeğine götürdün? Ne yedirdin ilk? Güzel soru ya. Hatırlamıyor ki. Sen hatırlıyor musun yediğini? Fadile kesin hatırlıyor. Ben ilk yedim, o vermedi ki benim şey o da o vermedi ki diyor. Ha doğru, geldikten sonra tanıştınız. O da arkadaşım. Evet, tanıştınız. Sümeyra. Çok seviyorum o kızı. Yani hatta Çorumlu bir kız beni bu tek başıma, yani tek olmayayım diye şey götürdü beni. Çorum'a götürdü, ailenin yanında bayram zamanında beni oraya götürdü. Şey sarma yedim. Sarma. Evet. Sarmayı çok seviyor. Sizde var mıdır öyle şeyler, sarmalar? Şöyle sarmanın şey, yani üzüm yaprağı gibi bir yaprağımız var. O da ekşi. Şeyle pişiriyoruz. Fıstık ezmesiyle pişiriyoruz. O da çok güzel. En sevdiği yemeği o. Evet, ekşi. Böyle ekşi oluyor. Çok güzel. Fıstık yani, ezmeli sarma. Evet, gördüğünde böyle sarma gibi duruyor. Ben hatta sarmayla da yapıyorum. Sizin kalın ama böyle şey sarma. Bizimkiler gibi ince ince o şey sarmalar. Yok, ince ama yani daha pişirdiği zaman daha yumuşak oluyor. Burada sarma biraz sert duruyor ya. Bizimki daha yumuşak oluyor. Hatta eziyor gidiyor gibi böyle. Peki. Sizinki bizimkine döndü. Peki şu taksi olayı varmış orada, bir taksi. Keke miydi? Ne? Keke. Keke. Bir gelsin yönetmenim. Nijerya taksi. Ya. Anam, çok taksiye bak. Çok istiyorum ben Afrika'ya gitmeyi. Kültür şoku değil mi? Yani şöyle, çok en güzel. Çok kullanan bu keke, aslında keke şeyden geliyor. Hausa dili var, keke şey demek, bisiklet demek. Yani bu üç tekerli ya. Şimdi tor. He,
Öyle her yerde kullandığı için herkes keke keke diyor, gidiyor işte. Hatta Etiyopya'da pat pat var. Pat buna pat benziyor değil mi? Aynen, pat. O fındık fındığa gidenler. Ay ne eğlenmiştim ben. Hem uygun, hem uygun hem pratik. Bin git ama çok şey gidiyorlar yani, ne bileyim, kaza yapabilirsin. Evet. Çok korkunç. Otobüsleri var, böyle kat otobüsleri var. Durakları var buradaki ETF ne deniyor? ETF gibi. Onlar gibi de var ama en çok bunu kullanılıyor. İETT. He o. Senin şimdi şeye Fadila'nın ailesine ne zaman gideceksiniz bir daha? Ona da seneye inşallah. Seneye. Ben geliyorum burada. Ona. Annesi burada. Ben geliyorum. Lütfen. Kamerona gidecekler. Gidelim, evet. Ezgi de gelsin mi? Gelsin. Ama bu her şeyi yer bak söyleyeyim. Vallahi gelin. Programda gidelim. Programda verilen sözler sonra unutuluyor, ben hatırlatmayı biz sanırım. Biz istiyoruz. Gelin vallahi çok iyi olur. Gidelim. Gideceğiz. Bu da Fadila'nın çocuklar. Ay yavrularım benim. Maşallah size. Ya çok tatlısınız. Allah bağışlasın. Hepsi bu ilk üçü dördü gelecek inşallah. Hayır, Allah nasip ederse. Allah isteyenlere nasip etsin bize. Bak ya bak. Yavrum ya. Peki gel sana bir... Ha, var mı videolarımız? Gelsin tamam. İzleyelim. Ne video? Ay senin videolardan var. Aa bak bayağı mısır. Mısır. Bizimki bu gibi. Şöyle ha, mısır ne deniyor, kızartıyorlar evet. Böyle. Ne bileyim 5 lira mı neyim mi tanesi. Böyle yerde para yapmak için. Arada da erik de kızartılıyor. Erik. Bizim oradaki erik farklı bu arada. Böyle ekşili ve tereyağlı gibi. Eriği kızartıyorsun. Evet. O erik biraz farklı. Bir de yanına böyle plantain. O da muz gibi ama muz değil. Kızartıyor. Böyle üçü bir arada alıyorsun. Müthiş oluyor. Bazı orada da mango. Aç kalırsın ya, burada çok aç kalmayız herhalde. Olmadı mısır yenir. Yani. Yok yani. Yok bize yakın mutfaklar öyle şey yakın değil mi? Yakın değil mi? Evet. Tabii. Yani sadece yapma şekli farklı, tarif farklı. Ben yoksa... şey duymuştum, böyle eti sütle falan çok kullanılıyor diye. Et ve süt mü? Süt, evet. Sizin o tarafta aslan... var mı? Bende yok. Direkt aslan sağıyor. Timsah eti yiyorlar falan diye. Yok yok öyle şeyler yok. Yok değil mi onlar? Bir şey söyleyeceğim. Afrika ile ilgili neler duyacaksın? Neler? Yani ama bir git, bambaşka bir şey. Emrah bir gitti, şok oldu yani. Emrah şoktaydı. Her gidişimde ayrı bir şok yok. Ayrı bir şey. Yani gördüğün ve oradaki yaşayacağı şey bambaşka. Yalnız Emrah enişte olduğu için orada böyle krallar gibi karşılanıyor. Görmen lazım. Evet. Emrah nasıl karşılanıyor? Seni bir anlatsana. Valla ilk gittiğimde Kamerun'a, o zaman korona döneminde gitmiştik. Ben Fadila'ya hep şey diyordum, çocuklar falan hep beraber gittik. Çocuk. Ya. Bir tane var. Bir tane çocuk, evet. Şey diyordum işte Fadila, sakın hani çok böyle sarılma, şey yapma yok, mesafemizi koruyalım, tamam mı, tamam falan filan. Neyse indik, işte babasını bekliyoruz, arabayla gelip alacak. Ondan sonra böyle bir 10-15 dakika falan biraz geçti yani, o da arabayla geliyordu. Sonra... böyle bir kalabalık gördüm. 15-20 kişi bize doğru koşuyor. Kaçtın. Koşuyorlar aynen. Üstümde. Yani özledikleri için, sarılmak ya. İçin geliyorlar. Tabii mesafe, hak getire, hani herkes. Ne güzel. En son sıcak atlası gördüm var. Elden ele dolaşıyordu böyle. Vardılar mı? Enişte. Vardı. Keşke verseydik. O anı yaşadıktan sonra zaten bende olay koptu. Siz anneyle babayla orada mı tanıştınız? Gidince mi tanıştınız yoksa böyle tabii, düğün tabii yaptınız? Orada. Ha, orada. 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 Burada evet. Tektim yani. Tek. Arkadaşlarım yanıma geldi de ama aile olarak kimsem yoktu burada. Zorlandın mı ilk geldiğinde? Yok çünkü ailesi yanına ama yoksa tek oldum. İlk geldiğinde Türkiye'ye. Zorlandım canım tabii. Yemek konusunda, dil konusunda hiç kimse İngilizce konuşmuyordu. Evet. Yani neredeyse aç kalmıştım. Yani. Peki kısa bir reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra Fadile'yi de mutfağa alacağız. Ezgi'ye birlikte yemeklerini yapacak. Dediğim gibi elimdeki Fadile ile ilgili ya artık açın bunu. Burada yazan şeyleri okuyacağım. Bu sürpriz olsun sana. Yani çok özel şeyler var bunun içinde Fadila. Biraz merak et. Reklam arasında zaten buradan çıkarım ben. Sen bana baskı yaparsın. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Sana yapsam bile söylemeyeceğim. Ona yapacağım. Şimdi tamam. Kaçalım diye başlıyor. Reklama gidelim efendim. Reklama kendi zurnamla Fadila. Kız Fadila. Derdinden düştüm dila, oh. Aşkından çektim çila, haydi. Evet efendim, reklamlardan sonra şöyle mutfakta başlayalım dedik.
Ezgi yemeğini hazırladı. Şu an dinlenmeye bıraktık. Evet, şimdi top top yapmaya başlayacağım. Siz orada başka tarifi yaparken. Bir arada da tencerede sıvı yağ koyacağım. Tereyağı, salçamı, pul biberimi, nanemi güzelce kavuracağım. Oh. Suyunu koyacağım. O güzel orada kaynarken toplarımı unla bulayacağım. Onları şöyle bir sallayacağım. Oh. Sonra içine atacağım. Yiyeceğiz. Pişecek. Yiyeceğiz inşallah. Badinanın da çok güzel bir kendi yöresine ait böyle çok güzel fıstık ezmeli bir eti var. Bilmiyorum ben fıstık ezmesiyle eti nasıl böyle hani bir şey yapamadım. Kafamda bağdaştıramadım ama Fadile diyor ki bir daha başka bir şey yemeyeceksin abi diyor. Gerçekten ben fırsatınız varsa mutlaka deneyin. Çünkü hem faydalı hem de güzel oluyor. Pilavla yiyebilirsiniz. Patatesle de ekmekle bandırıp yiyebilirsiniz. Fadilacığım faydalı oldu zaten buradan belli. Yönetmenim çekersen faydalı oldu zaten buradan belli. Evet. Aynen. Yani. Şöyle bakalım, malzemelerim göreceğiz. Böyle ama et yerine de tavuk kullanabilir. Yapma abi. Bunu gösterince Fadila'nın bütün şeyini alıyorum. Ondan yemek bile yapamayacağım bak. Hayır okuyamazsın. Bunu az sonra Fadila'ya sürprizimi az sonra okuyacağım. Hadi şimdi bak. Şimdi Muhammed Keskin hocam gelecek. Benim canım hemşerim kardiyolog doçent doktor Muhammed Keskin hocam gelecek. Şimdi bir Giresun'a götürmek istiyorum sizi. Giresun'da her saat tüketmekten hoşlandığımız, mutluluk duyduğumuz çayın sofralarımıza geliş gelsini izleyeceğiz. Ben çayımı yudumlarken sonra Muhammed Keskin hocam burada. Bin bir emekle hasat ediliyor. Şimdi iyi çay nasıl işlenir sana göstereceğiz Alişan burada. Birçok aşamadan geçip sofralarımıza kadar geliyor. Şimdi birazdan demlemeye gidiyoruz. İyi çay nasıl olur orada demleyerek göstereceğiz. Sohbetlerimize ortak oluyor. Suyu nasıl olmalıdır, çayı nasıl olmalıdır ondan bahsedeceğiz. Ekibimiz Giresun'a gitti. Doğu Karadeniz'in bereketli yağmurlarından beslenip filizlenen kahvaltı sofralarının baş tacı olan çayın bahçeden bardağa uzanan serüvenini sizler için öğrendi. Mis gibi Giresun çayı içiyoruz. Sizlere de tavsiye ediyoruz. Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da her yıl toplamda 204 bin üretici 830 bin dekar çay bahçesinde çay hasadı yapıyor. Türkiye'de günlük 245 milyon bardakla çay sudan sonra en çok tüketilen içecek olma özelliği taşıyor. Giresun'a giden ekibimiz siyah, beyaz, yeşil gibi birçok farklı türe dönüşen çay bitkisinin toplandığı ilk andan tüketime hazır geldiği son aşamaya kadar tüm aşamalarını öğrenmek için Şevket... Nasıl olur? Burada bu fabrikada size göstereceğiz. Evet, çaylar fabrikaya giriş yapıyor. El değmeden otomatik makinelerimizle iniyor bu bölgede. Şimdi buradan soldurmaya gidiyor çaylarımız. Çiftçilerin el emeğiyle kestiği çaylar fabrikada el değmeden işlenip paketleniyor ve sohbetlerimize ortak olmaya başlıyor. Giresun'da yer alan bu fabrikadaki yolculuğumuza ilk olarak soldurma işlemiyle başlıyoruz. Bu bölüme aşağıdan yukarı gönderdiğimiz bantlarla çaylar burada soldurmaya serilmek üzere belli bir kalınlığa geliştirmemiz lazım. Çünkü buhar alttan görmüş olduğunuz taraflara buhar veriyoruz. Burada çayın öz suyunu %40 civarında azaltıyoruz. Yani çayın kadifemsi hal aldırıyoruz yapraklarına. Bu yapraklar aşağıdaki yapraklar gibi değil. Kadifemsi hal aldırıyoruz. Bu da bize kıvırmada rahat kıvırmamızı susuz bir şekilde öz suyunu çıkartmamızı sağlıyor. Evet, soldurmada 8 saat boyunca çay yapraklarını kadifemsi hal aldırıyoruz. Daha sonra kıvırmaya alıyoruz. Kıvırmada bu çay yapraklarının öz suyu patlatılıp tüm yüzeye suyun dağılması ve mayalanmaya baslanmasını sağlıyoruz. Çay bitkisi makası yediği andan itibaren değişime başlar, kimyasal değişime. Burada da öz suyunun tüm yaprak yüzeyine dağıtıyoruz ve daha sonra bu mayalanma ünitesine, yani bir ekmeğin mayalandığı sessiz, sakin yere içeride fermantasyon bölümümüze alıyoruz.
Şu an fermantasyon bölümündeyiz. Çay üretiminin en önemli bölümlerinden bir tanesi. Kıvrılan çay yaprakları tüm yüzeye dağılan suyu burada 27-30 dakika civarında dinlendiriyoruz. Bu da mayalanmasını sağlıyor. Bakteriler iyileşiyor. Şoklayarak fırına verdiğimiz çay siyah şekle dönüşüyor. Fermantasyonda mayalanan çaylar fırına girmek üzere bu üniteye gelir. Burada sermeyi yapıyoruz. Aşağı yukarı bir 10 santimlik kalınlıkta sereriz çayı ve fırına öyle sokarız. İyi bir şekilde pişmesi için buranın önemi çok büyük. Yukarıda belli bir kalınlığa getirilen çaylar fırın bölgemizde burada yaklaşık yarım saat boyunca pişer. Sonra üniteden bu şekilde çıkar, ayrıştırmak üzere tasnif bölümümüze gelir. Fırınlanan pişen çaylarımız yaklaşık yarım saat sonra bu üniteye gelir. Burası çayların ayrıştığı yerdir. Odunsu kısımlarının başka tarafa, yapraklarının başka tarafa, yani nevi nevi ayrıldığı yerdir. Çok önemli bir ünitedir. Odunsu kısımlar çaya acılık verir. Bunun çayın içinden, yapraktan ayrılması gerekir. Bu kısımda ayrıştırdığımız çayları da paketlemek üzere çuvallayıp depolara çekiyoruz. Zorlu aşamalardan geçen çay son olarak çuvallara dolduruluyor. Ayrılan çaylar burada çuvallanıyor, paketlenmek üzere depolarımıza giriyor. Bizim birkaç harmanın bu arada birikmesi, tamamen 2,5 yaprak çayın birikmesiyle bu harmanımız oluşuyor. En kaliteli çayımız budur. İçinde yaprak kısmı vardır sadece. Herhangi bir odunsu kısmı yoktur. Çünkü odunsu kısım çaya acılık verir. Evet Alişan, çayı yaptım. Şimdi birazdan demlemeye gidiyoruz. İyi çay nasıl olur orada demleyerek göstereceğiz. Türkiye yıllık kişi başı çay tüketiminde dünyada ilk sırada yer alıyor. Çay tüketiminin bu kadar fazla olduğu ülkemizde çayın tiryakileri de oldukça fazla. Şevket Alaaddinoğlu, en güzel çay hasadın başladığı tarlada demlenir diyor. Ve bizlere çay tarlasında çay demlemenin tüyolarını Giresun'un eşsiz manzarasını arkasına alarak anlatmaya başlıyor. Alişan, fabrikada çayın işlenmesini gördükten sonra şimdi iyi çay nasıl demlenir, suyu nasıl olmalıdır, çayı nasıl olmalıdır ondan bahsedeceğiz. İyi yemeklerin üzerine iyi çay içmemiz lazım. Keyif için içiyoruz, iyi çay içmemiz lazım. Üzüntüde içiyoruz, iyi çay içmemiz lazım. Sevinince içiyoruz, iyi çay içmemiz lazım. İyi çay içmek için de güzel, özel bu Giresun bölgesinde toplanan yeşil çay yapraklarından üretilen siyah çayı içmemiz lazım. Demlemeye geçiyorum. Biz kağıdı kalemi hazırladık Şevket Bey. Sizi dinliyoruz. Şimdi kaynayan suyumuz üst demliğe, boş üst demliğimiz, suyu üst demliğe döküyoruz. Amacımız 90-95 santigrat derecede olan suyu yaklaşık 80-85 santigrat derecelere kadar düşürmek. Çünkü 80-85 santigrat derecede çay siyah çaya dönüşüyor. Daha fazla sıcaklığı uygularsak pişen çayı daha çok pişirmiş oluyoruz. Bu yüzden bu çok önemli. Püf noktalarından bir tanesi bu. Peki iyi bir çay demlemek için bir demliğe kaç kaşık çay koymamız gerekiyor? Her bir ajda bardak için bir tatlı kaşığı çay koyuyoruz demliğe. Her ajda bardak için bir tatlı kaşığı demliğimize çay koyuyoruz. Ne kadar 10 bardaksa 10 tatlı kaşığı koyuyoruz. Biz bugün 5 bardaklık yapalım. Bu 4 ve 5 diyelim. Daha sonra üzerini kapatıyoruz ama alt demlikte azalan suyu iyi suyla beraber tamamlıyoruz. Soğuk su koyduğumuz için 20-25 dakikaya tekabül ediyor alt demliğin kaynaması ve üstteki su çay çöktüğü anda çayımız tüm faydalı mineralleriyle birlikte demiyle alt demliğe geçmiş oluyor ve bardağımıza çok özel, rengi dingin, özel Giresun bölge çayı dökeceğiz birazdan. 25 dakika bekledikten sonra soba ateşinde demini alan çayımız içmek için artık hazır. Alişan, şu an çayı demledik. Bakalım çay çökmüş mü? Evet. Çayımız çökmüş. Suda kaybolmuş. 20-25 dakika civarında beklediğimiz için çay demlenmiş. Bakalım nasıl bir çay demlemişiz.
Evet, 5 bardak demlediğimiz için çayın demliğin yarısına kadar doldurmuştuk suyu. Evet, bizim çayımız böyle çay bahçesinde demledik. Şartları oluşturduk. Evet, çayın kokusunu alıp nasıl demlediğinizin anlayabilirsiniz. Mis gibi Giresun çayı içiyoruz. Sizlere de tavsiye ediyoruz. Selamlar olsun buradan Giresun'a. Muhammed Keskin hocam stüdyomuzda. Hocamla yine pişti olmuşuz. Evet. Geçen sefer siyah siyah giymiştik şimdi. Vallahi birbirimizden haberimiz yok. Yapacak bir şey yok. Hocam hemşeriyiz ya. Evet, herhalde aynı şeyleri hissediyoruz o yüzden. Bir sonrakinde soracağım artık. Olabilir. Şimdi çaydan başlayacağız. Hocama hemen sormak istiyorum. Günde kaç bardak çay içiyorsun hocam? 6-8 bardak çay tüketimim rutin var. Ama akşam 9'dan sonra çay içmemeye gayret ediyorum. Bir de bize sor. Bir de bize sor. Çay uykuyu kaçırır. Bir de bize sor. Kaç? Ben, 2 demlik. Ben yani 40 bardak rahat vardır. 40 bardak. Senin Emre? Benim de bir 15 bardak içiyorum. 15 bardak. Ezgi sen kaç bardak çay içiyorsun? Ben de 7-8 bardak içerim herhalde. 7-8 bardak. Açık içerim ama yeşil çay dahil. Fadila sen? Çay? Ya çaycı değilim ama içtiğim zaman belki 1-2 bardak. 1-2 bardak. Ben ya kahve çok içiyorum. O da 1-2 bardak diyor. Şimdi Ezgi Hanım en ideali. He? Ezgi Hanım en ideali. 7-8 bardak. Evet. Neden? Çünkü çay fazla tüketildiğinde çin koyuyor. Özellikle kalsiyumu ve demiri bağlıyor. Hani yurt dışındaki arkadaşlarla konuştuğumuzda demir eksikliğin sık bir nedenlerden bir tanesinin çay olduğunu söylediğimizde şaşırıyorlar. Ne kadar çay içebilirsin ki diyorlar. Yani gün içerisinde 2 demlik çay içildiğini Türkiye'de söyleyince gerçekten şaşırıyorlar. Çünkü normalde çay demiri çok fazla bağlamaz. Yemeklerden sonra içmeniz lazım ve çok fazla içmeniz lazım. Ama Türkiye'de demir eksikliğin sık nedenlerden bir tanesi çay. Günde 6-8 bardak çay içmekte kimsenin demiri düşmez. Ama yemeklerden sonra özellikle kırmızı et gibi demir açısından zengin bir yemekten sonra 45 dakika geçmeden hemen çay içmeye başlarsanız o çay oradaki demiri bağlar. Tiyaniler demiri bağlar ve atılmasına neden olur. Bunun güzel bir çözümü var, limon. Ha, limon. Çaya limon mu katacağız? Evet, limon katarsak bu riski önüne geçiyoruz. Az önce güzel bir görüntü vardı, çay demliyordu. Evet. Bakın çok güzel bir fikir oldu benim için. Dikkat ettiyseniz bakır bir çaydanlık kullandı. Çayın tadı en güzel bakırla çıkar. Sadece tat değil, sağlık olduğu için de söylüyorum. Tamam, çelik çaydanlık da iyidir. Ama en sağlıklısı bakırdır. Bakır kapların içine baktım ama kalaylanmamış içi. İçi biraz solmuş. Bakır kap kullanılıyorsa mutlaka içi kalaylanmalı. Peki poşet çay ya da bizim alıp da kendimiz demlememiz arasında bir fark var mı? Her zaman için taze demlenmiş olan en faydalısıdır. Bir de çayda şöyle bir handikap var. Çayı aldık, demledik. 40-45 dakika geçmemesi lazım. Biz ne yapıyoruz? Çayı demliyoruz. 3 saat boyunca aynı demlikten çay içmeye devam ediyoruz. Artık 45 dakikadan sonra çayda sadece kafein kalır ve o yapısındaki faydalı biyobileşiklerin çoğunu kaybetmeye başlar. Biz çayı neden seviyoruz? Kalp damar sağlığını koruduğu için seviyoruz. Koruyor mu? Koruyor. İyi kolesterolü yükseltiyor, kötü kolesterolü düşürüyor. İnsüline karşı duyarlılık sağlıyor. Kan şekerinin yükselmesinin önüne geçiyor. Çay çok sağlıklı. Hocam peki çayın demi ne kadar olması lazım? Mesela çay açık çay mı içeceğiz yoksa açık, böyle? Açık içmeliyiz. Açık. Ya Türk toplumunda çok fazla koyu çay içiliyor. 2 demlik çay bir de üstüne koyu çay vücuttan bir sürü minerali bağlayıp atar. 6-8 bardakta tutmak lazım. Bir de insanlar artık akşamlar uyuyamıyorlar. Zaten insanlarımız stresli, gün içerisinde yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Kafa koşuyor, beyin koşuyor, göz koşuyor ekran karşısında ama vücut hareketsiz. Gece yatağa yatıyor, önce bir uyur gibi oluyor, bir 5 dakika, 10 dakika ya da yarım saat sonra uyanıyor. Hocam benim uykum kaçtı diyor. Geceleri uyuyorum, dalar gibi oluyorum, tekrar uyanıyorum. Neden? Çok fazla kafein aldığımız için, çok fazla uyarıcı aldığımız için. Çay kahve ya. Çay kahve ve ekranlar, mavi ışık. Bunlar bizim uyku kalitesini ciddi bir şekilde bozuyor. Çay içebiliriz, çay sağlıklıdır ama akşam 9'dan sonra çalışması var. Akşam 9'dan önce bir bardak çay tüketilmesi, bir bardak. Yani insanlara biraz şey geliyor, hocam şimdi bir bardak mı içeceğiz sadece? Akşamları çay az içmek lazım, çayı gün içinde içmek lazım. Akşam 9'dan önce bir bardak çay tüketilmesi uyku kalitesini arttırıyor. Çünkü rahatlatıyor vücudu. Peki hocam yeşil çaya nasıl bakıyorsun? Aynı. O da mı aynı? Aynı ot, tamamen aynı bitki. Camellia sinensis, bitkinin adı da daha, bu. Daha sağlıklı derler ya. Daha sağlıklı olması şuradan geliyor. Bize bunun beyaz çayı var. Hı hı. Beyaz, yeşil, siyah diye gidiyor. Beyaz çay daha hani tomurcuk haldeyken, daha genç haldeyken toplanan çayıdır.
en az işlenmiş olan çay beyaz çaydır. Ülkemizde beyaz çay tüketimi çok yoktur. Hiç yok hatta. Yeşil çaya da sonradan alışmaya başladık. İkisi aynı bitki. Tek farkı siyah çay biraz da oksitlenmiştir. Havaya biraz daha fazla temas etmiştir. Oksijene fazla temas ettiği için de rengi değişir. Yeşilden siyaha döner. Biyobileşikler açısından yeşil çay daha faydalıdır. Yapısındaki biyobileşiklerin çoğunu kaybetmemiş olur. Hocam ben yeşil çay içmek zorunda mıyım? En azından günde bir bardak yeşil çay içmenizi öneririm. Çünkü kalp damar sağlığının koruyucu etkisi daha fazla. Ama şart mı? Değil. Yeşil olmaz, siyah olur. İlla peki, bir şeye bağımlı olmak zorunda değiliz. Hocam, ama peki, limon peki önemli. Bitki çaylarına genel olarak mesela sana desem ki bir bitki çayı içmek istiyorum. En sağlıklı bitki çayı hangisidir? Yeri zamanı ayrı. Biberiye çayı çok faydalı mesela. Zencefil çayı çok faydalı. Ama akşam saat 9 oldu. Artık bizim rahatlamamız lazım. En mükemmeli papatya çayı. Hani her bitki ilaçtır. Ağzımızdan geçen her şey ilaçtır. Çay gün içerisinde içilir. Papatya çayı akşam içilir. Rezene çayı akşam içilir. Bunlar içilmeli. Ihlamur, kuşburnu. Bunlar mevsim geçişlerindeki alerjik reaksiyonların riskini ciddi bir şekilde azaltan çaylardır. Diyelim ki boğazımız yanıyor. Hani belli hasta olacağız zencefil çayı. Her çayın yeri zamanı ayrı. Poşet çaylar çok sık soruluyor burada. İşte poşet çay tüketebilir miyiz diye. Ben karşı değilim. Ama çayın ideal bir demlenme süresi ve modeli vardır. İnsanlar ne yapıyor? Poşet çay diyorlar da aslında artık poşet kalmadı. Eskiden de poşet. Bunlar artık hani genelde plastikten yapılmıyor. Evet, muz evet. ağacının kabuğundan yapılıyor. Evet. Yani o gördüğümüz liflerin çoğu ağaç kabuğundan yapılıyor. Sadece ip kısmı plastik olabilir. Sonuçta bir ip. Hani elastik şey olduğu için, naylon olduğu için. Bir de bazen onu ataşla tutturuyorlar. Hani tutturma var, şey. Var, var, tabii, var. O paslanıyor, pası çaya geçiyor. Bu ciddi riskler içeriyor. Ya artık poşet çay çok kalmadı diyebilirim. Çayın sıcaklığı, hani demleyeceğimiz suyun sıcaklığı 80-85 derece olması lazım. İnsanlar ne yapıyor? Poşet çay bardağı koyuyor. Üzerine de kaynar çayı boca ediyor. O çaydaki bileşiklerin çoğu yandı. Mesela çay demlerken, az önce nasıl demledi tam hatırlamıyorum. Kaynar çay bir anda çaya dökülmez. Bakın sıcağa hızlı temas eden her şeyde akrilamit oluşur. Sıcağa hızlı temas eden her şeyde biyobileşikler kaybolur. Fındığın kavrulması gibi. Çiğ olan kavrulmuştan daha iyidir. Kızartma, haşlanmış kızartmadan daha iyidir. Çünkü ateşe hızlı temas ediyor. Hızlı ısı yükseliyor. O yüzden çay kaynadı. Kapağını açtık. Şuraya gösterelim. Mesela burası, bu kaynar bir su. Kapağını açtım. Aa, plastik. Plastik kullanmıyoruz bir kere. Bakın. Yani şeyi kullanırken, termos kullanırken mümkünse plastik olmamasına dikkat ediyoruz. Çünkü tamam. Bunlar bu ısıya temas eden plastikler çok ufak ufak eriyor. Mikroplastik oluşuyor içinde. Yani bu belki kısa süreli bir sağlıklı bir zarar olmaz ama uzun süreli kullanımlarda, evet, değil mi? Evet, sürekli kullanılması problemler getirebilir. Artık mikroplastikler çok ciddi bir gündem oldu bizim için. Kesme tahtaları mesela. Konudan konuya atlıyorum biliyorum ama mutfakta kullanılan kesme tahtaları eğer plastikse hemen değiştirmeli. Hani tahta olanlar kısmen tercih edilebilir ama tahta olanlar da hani et, tavuk vesaire doğrandığında o tavuk parçaları arasında kalıyor. Ve buna enfeksiyon riskini arttırıyor. Mümkünse cam kullanmak lazım. Bu da plastik. Tamam. Onun zararlarını da öğrenmiş olduk. Çay nasıl demeyeceğiz? Sağlıklı bir çay demeyeceğiz. Kapağını açtık. 5 dakika bekleyecek. 5 dakika. 5 dakika sar. Açtıktan sonra her 10 saniyede çayın sıcaklığı yaklaşık 1 derece düşmeye başlar. Tamam. Zaten 1 dakikada yaklaşık 100 dereceden 90 dereceye gelir. Tamam. 5 dakikada 80-85 dereceye gelir. Sonra bununla çay demleyeceğiz. Hatta çayın yapısından, faydasından bir şey kaybetmesini istemiyorsak, kaynattık, altta su kaynıyor. Bakın anlatıyorum. Çay kaynıyor burada. Tamam. Suyunu kaynattık. Tamam. Üstünde de demlik var. Tamam. Demliğin üzerine çayı koyup, ocağa koyup, üzerine de sıcak suyu boca etmeyeceğiz. Çay biraz soğuyacak, su biraz soğuyacak herhalde. 80 dereceye kadar düşecek. Onu dökeceğiz demliğe. Üzerine çay atacağız. Yavaş yavaş demlenip aşağı doğru gelecek. Ve içim süresi de demlendi ya 15 dakika. 15 dakika demlendi değil mi? Sonrasında bir yarım saat. Hocam saatlerce içiyorum ben. Hayır, olmaz. Yapısında o çay içinde durduğu sürece kafein miktarı artmaya başlar. Eğer çayın uykunuzu kaçırması istemiyorsanız içindeki demleri çıkarmanız lazım. Demi çıkardığınızda kafein miktarının artmasının önüne geçmiş olursunuz. Anladım. Çay alttan ısıtılarak pişecek. Üstten kaynar su dökülerek değil.
alttan hafif hafif pişecek. Biz hep böyle yapıyoruz ya. Evet. Direkt biz de kaynar suya atıyoruz. Evet. Boca edersen evet, çay anladım. Yanar. Zaten tadı da acı. Yani o faydalı olan şeylerin hepsi ölüyor gidiyor. Ölüyor. Aynen öyle. Peki hocam bize şeyi söyle. Bir kez daha izleyicilerimiz duysun. Sağlıklı bir yaşam için günde kaç bardak çay, kaç bardak kahve içecek? Günde 6 ile 8 bardak çay tüketimini öneriyorum. İçilebilir, hatta içilmesini tavsiye ediyorum. Ben hem 8 bardak kahve çay içeceğim, hem de 3-4 bardak kahve içeceğim derseniz bu vücut için fazla uyarıcı olur. Kahve tüketiminiz varsa çayı biraz az tutmalısınız. Çay tüketim varsa kahveyi 1-2 kupadan fazla geçmemelisiniz. Tamam. Yani genel olarak Türk toplumunda şunu söyleyebilirim. Sabah kahvaltımızda tamam kahvaltıyla beraber 1 bardak çay içtik. 2 bardak oldu. Öğlen yemeğinden en az bir yarım saat, bir saat sonra birkaç bardak daha çay içildi. Akşam yemeğinden sonra bir bardak. Türk toplumunda genel olarak biz hani çay tüketmeyi bilmiyoruz. Yani çayı keyfine demlik demlik içiyoruz. Öyle değil. Uykular kaçar, uykunun kalitesi azalır. Valla ben şu dediklerimizin... anda sabah 8'i çeyrek geçiden beri buradayım. 8'i çeyrek geçe bir çay. Ondan sonra bizim kızların odasında bir çay. Aşağıda 2 çay. Reklam arası bir çay. Bir çay. Şu anda 6 bardak içtim. Bir de çay artık sohbet içeceği olmuş. Hani derler ya, gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister, kahve bahane. Ya yani bunlar sohbetin yanında iyi giden şeyler. Ama şu problemi biliyoruz. Türk toplumunda çok fazla sigara içiliyor. Evet, sigara zaten mideyi yakıyor. Evet. İnsanlar zaten ciddi bir beslenme düzeni yok. Ezgi gelir misin? Ezgi. Buraya gel. Geliyorum, geliyorum. Sohbete. İnsanlar zaten ciddi bir beslenme düzeni yok. Yanlış besleniyorlar. Bir de üzerine sigara, çay, sigara, çay, mide alt üst oluyor. Aman sigara sağlığa zararlı. Gastrit ve reflü problemleri ciddi şey şekilde artıyor. Hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben çayla ilgili hocamızın uyarılarını duydun herhalde. Ama duydum. En sağlıklı dedi Ezgi zaten. Açık çay içiyorum. Bardak dedi. Evet. İki yani... fincan şeyim var, yeşil çayım var. Biri sabah, biri öğleden sonra içiyorum. Bazen bir içiyorum fincana. Evet. Kahve peki içiyor musun? Ezgi? Kahve seviyorum, evet. Türk kahvesi. Kaç bardak? 3, bazen 4 oluyor. O hoşlarına gitmiyor. Yok, güzel. Hayır hocam, kahve konusunda yok, şey değil mi hocam? Değil mi? Evet. Yakın zamanda bir çalışma çıktı. 410 bin kişi üzerinde yapılan çalışmaya göre gün içerisindeki en ideal kahve miktarı 3-4 kupa. Bak. O aromaları falan içmiyorum ama mesela Türk kahvesi hakiki. Çok güzel. Evet. Türk kahvesi bir filtre kahve sayılır. 3'ü 4'ü artık geçmemek lazım. Hı. Bir de hani çalışmalar Türkleri genelde kapsamıyor. Türkler hem çay içiyorlar, bir de son zamanlarda artık kahve de içmeye başladılar. Yurt dışında böyle değil. Yurt dışında kahve içilir. Çay çok yoktur. Biz hem bizden önce çay içiliyor, ondan sonra hadi sana bir de bir kahve yapayım. Bir yorgunluk kahvesi, hem bir sabah kahvesi, bir akşam kahvesi, bir öğlen kahvesi. Bu kadar değildi. Bu kadar değildi. Son zamanlar çok arttı. Ya filtre kahve nesil, çok sağlıklı. Niye biliyor musun hocam? Çünkü eskiden cezvede yapılıyordu kahve, zordu yapılması. Hmm. Öyle her zaman yapılmıyordu ama şimdi kahve makineleri var ya, çok kolay ya, pıt basıyorsun. Doğru. Bir dakikada. Yok, yeni nesil de öyle kendime artık. Kendime kahve yapmasını öğrendim. Önceden yemekte buluşulurdu, şimdi kahvede buluşuluyor. Aromalı kahveliler, milkshake'ler, işte şekerli, şerbetli değil mi? Onlar evet. Da çok zararlı. Onların, gençler hep öyle sanki. Onların çoğunda kahveden hiçbir fayda beklememek lazım. Toplum olarak kahveyle büyümüşüz gibi bir ilerleyiş söz konusu. Maalesef. Peki çok kahve içmenin zararları ne mesela? Toplumdaki şu andaki kaygı bozukluğu, panik bozukluğu, demir eksikliği, bakın söylüyorum, uyku problemleri, bunların sık bir nedeni kahve. Çok faydalı ama insanlar yoğun bir şekilde su içmeyip kahve içtiği için... Ya sabah kalkar kalkmaz kahve içen var ya. Evet. Ya spor yapıyordur, spora gidecektir birazdan, tamam olabilir ama bu rutine binmemeli. Çünkü zaten bizim saat 8 gibi bir kortizolümüz yükselecek, vücudu ısıtacak, hareketlendirecek, bir saat 8'i beklemek lazım. 8-8.5 kortizolümüz pik yapıyor zaten. 9'dan sonra düşmeye başlıyor. O zaman bir kahve mükemmel. Öğleden sonra da yine saat 12-1 gibi yükseliyor. Sonra düşmeye başlıyor. 1.5-2 gibi bir kahve mükemmel. İnsanlar her şeye sınır koyduğumu düşünüyor. Aslında öyle değil. Böyle yapınca hayat çok daha keyifli oluyor. Bir düzen olmalı. Düşünsenize vücudunuzun hani ne hissettiğini o an biliyorsunuz. Kahveyi fazla kaçırıyorsunuz. Elleriniz titremeye başlıyor. Geriliyorsunuz. Çarpıntı yapıyor mu? Karşınızdakine toleransınız azalıyor. Bir şey söylese dövecek evet. Gibi oluyorsunuz. Bir kahve yap da kendime gelim diyor ya. Maalesef bu duruma geldik yani. Bir güzel bir şey söyleyeyim. Eğer kahve şekersiz içemiyorsa bir tane şeker atabilir. Yine de. Kahve şekerli içmek hiç içmemekten daha faydalı. Aa, ilk defa evet. Duydum. Kahveyi şekerli içmek hiç içmemekten daha faydalı. Bir tane şeker. Yani kahvenin çok fazla içersek zararı var ama az içersek, yerinde içersek faydaları da var. Hatta işte hocam kahve, ben hep kahve görüntülerimi paylaşınca bazen takipçilerim şey diyor. Hocam zift gibi kahve içiyorsunuz. O kahveyi ben nasıl içeyim? Aslında aromasını seviyoruz biz kahvenin.
Neyse geçtim. Bir tane şeker atabilirsiniz. Hani o zift gibi kahve içemiyorsanız, size ağır geliyorsa bir tane şeker atmanıza izin verebilirim. Çünkü yapılan çalışmalarda tek şekerli kahve içmek erken ölüm riskini %13 azaltıyor. Aa. %13. Hiç şeker atmamak da %32 azaltıyor. Yani tek şeker atmak, hiç atmamaktan, pardon, tek şeker atmak hiç içmemekten daha iyidir. Güzel. Şekeri atın, kahveleri için. İçin. %13 daha fazla için. Evet. Ama yani az şekerli Türk kahvesi. Öyle. Sütlü? Mükemmel, hiçbir sorun yok. Böyle var ya şimdi bir sürü süt, badem sütü, inek sütü, laktozsuz süt. Onlar aslında süt değil. Soya sütü. Onlar aslında süt değil. Onlar bitkinin tamamen preslenmiş ve su eklenmiş hali. Yani onlar süt dememek lazım. Badem suyu demek lazım aslında. Soyanın suyu demek lazım. Hiçbir şey kalite olarak, hiçbir şey merada otlamış bir ineğin sütünden daha kaliteli bir sıvı veremez. Ama zaten atalarımız sütü çok tüketmemişler. Sütü işlemişler, yoğurt yapmışlar, peynir yapmışlar. Çünkü ülkemizde laktoz intoleransı çok sık. Bir de inek sütü alerjisi denen bir durum var. Bu risklerle baş başa kalmamak için sütü işleyip tüketmek. Yoğurt, peynir, tereyağı, sade yağ mükemmel. Hmm. Böyle tüketmek daha faydalı olacaktır. Hakiki tereyağını bulursak mı? Evet, ama şimdi şöyle bir problem var. Türk toplumunda özellikle Ege bölgesinde çok ciddi genetik bir şekilde kolesterol yüksekliği var. Zeytinyağında mı? Yok, genetik. Genetik o bölgede muhtemelen geçmişte yapılan akraba evlilikleri biraz LDL kolesterol verdiğimiz kötü kolesterolün genetik bir şekilde yayılmasına neden olmuş. Mesela doğudakiler, güneydoğudakiler yanlış beslendiği için erken kriz geçirir. Fazla sigara tükettiği için erken kriz geçirir. Ege'dekiler ise genetik olarak meyillidir. Neden? LDL kolesterol, beni izleyenler hak vereceklerdir. Hasta geldiğinde sorarım. LDL kaç? İşte 120'nin üzerinde olması yüksek diyoruz. Hocam 300 LDL. Oo. Nerelisin? İzmirliyim hocam. Nerelisin? Manisalıyım hocam. Bilirler. Nerelisin? Balıkesirliyim hocam. Hani genelde Ege'de. Ha? Genelde Ege'de. Onlar da genetik kalp damar hastalığı riski artıyor. Neden? LDL çok yüksek olduğu için. Biz bunu hep söylüyoruz. Genetik LDL kolesterol yüksekliği varsa doyumuş yağlar azaltmalısınız. Tam da tamamlayıcıdır. Ege mutfağı da zeytinyağı ağırlıklı bir mutfaktır. Hı hı. Yani insan, evet, insanlar bilmeden o genetik risklerle baş etmeyi öğrenmişler aslında. Neden? Kötü beslenenler muhtemelen hani daha erken sorun yaşadıkları için biraz daha zeytinyağlı mutfağına geçirmiş. Mutfağı çok güzeldir. Ama o da bozulmaya başladı. Boyoz nedir Allah aşkına? Boyoz hocam, diye bir boyoz şey olamaz. Çok, giydiriyor. Gerçekten giydiren ve... Yani margarin, bakın boyoz... Çok lezzetli bir... Ve margarinle yapılıyor bunlar. Poğaçalar, pastane poğaçalar margarinle yapılıyor. Onun için lezzetli zaten, evet. Yani, bir içinde trans yağı var, palmiye yağı var değil mi? Onun için lezzetli oluyor zaten. Evde yaptıklarımız o kadar lezzetli olmuyor. Neden? Olmaz. O margarinler... Ondan, evet. Yani margarin olması lazım. Hem mesela hakikaten dediği gibi ev poğaçasıyla pastane poğaçası... Çok ayrılıyor. Olmuyor. Pastane poğaçasından 10 tane yersin de ev poğaçası yapınca... 2 tane yedikten sonra midede alev oluşmaya başlıyor zaten. Rahatsızlık veriyor, çok doğru. Zaten onlara... İşte margarinli un değil, margarinli hamur değil, işte unlu margarin demek lazım. Yapısındaki margarin miktarı undan bile daha fazla. Vallahi ya bunlar problem. Diyorsun. Yani ben sınırlayıcı olmak istemiyorum ama hani böyle değişik damak tatlarımız var, biraz engel olmak lazım. Peki, patatese gelelim. Patates yemek için 5 önemli sebep yazıyor önümde. Hmm. Bunlar LED'de mi var yönetmenim? Yoksa hocam mı söyleyecek? LED'de varmış bak. 1. Mikro besinlerle doludur ve bağışıklığı güçlendirir. Patates ha hocam? Aa, çok güzel. Antioksidan gücü yüksektir ve akciğer ve kolon kanseri riskini azaltır. Patatese bak. Diyabet riskini azaltır ve kan şekerini yükseltmez. Ki ben de tam tersi yükseltir diye biliyordum. Çok güzel bir şey söyleyeceğim birazdan. İçeriğindeki dirençli nişasta nedeniyle tabii bağırsaklara faydalıdır. Gluten içermez ve tok tutar. Diyet yaparken tüketilebilir. Ama tabii ki bu masum patates değil mi? İkisi de aynı. Hayır, hayır, şeyden bahsediyorum. Yani nasıl kızartım pişirdiğimize, aynı nasıl öyle. İnsanlar patatesi çok linç ediyorlar. Patatesin sadece kızartılarak tüketilebileceğini zannettikleri için böyle söylüyorlar aslında. Patates kan şekerini yükseltmez. Kızartmazsanız asla kan şekerinizi yükseltmez. Yediğimiz her şey bir miktar kan şekerini yükseltir. 140-150'lere kadar çıkarabilir. Sağlıklı bir bireyde de 130-140'lara çıkması normaldir. Patates tüketimi bunu yapmaz. 150'nin üzerine çıkartmaz. İnsanlar patatesi kızartarak yapısındaki nişastayı çok fazla bir şekilde hem oksidan hale getirip hem de direncini düşürdükleri için kan şekerini yükseltiyor. Erken diyabet riski ortaya çıkıyor. O gidip hamburger şubelerinde yediğiniz kızarmış patateslerin kalp damar hastalığı riski çok yüksek.
onların çoğundaki yağlar defalarca işleniyor. Onlar bilmiyorum ki ne yağ olduğunu biliyor. Patatesler bir de bizim evde doğradığımız taze patates değil mi? Donduğu için çok kanserojen oluyormuş. Direkt sıcak yağ atılıyor ya. Sıcak yağ orada problem. Donması değil aslında. Mesela onlar aslında şey de değil. Soğuk sıcaklık. Patatesin dilimlenmiş hali değil. Patatesin püre haline getirilmiş. İşte monosodyum glutamat, çeşitli tuzlar eklenmiş, tat katılmış hali. Çocuklarımıza yedirmeyin. Onlar aslında püre. Bir tür püre. Yani o şekil veriliyor ve kızgın yağ atılıyor. Palm yağını atılıyor. Neden palm yağı? Defalarca kullanılabildiği için. 6 defa, 8 defa bu yağları kullanabiliyorsunuz. Endüstri palm yağlarını bu yüzden çok seviyor. Patatesi, pazar sabahı kabuğunu soydunuz ya da güzel bir şekilde temizlediniz. Kabuğunu bile soymadınız. Dilimlediniz, fırına attınız. İlk çıktığında kızarmış patates kadar lezzetli bir tat verir. Evet. Yani illa kızartmak zorunda değilsiniz. Patates, insanlar hep muzu bilirler. Avokadoyu bilirler. Hani potasyum açısından. Patates potasyumdan daha zengindir. Ve az önce de ekranda da çıktı. Kolon ve akciğer kanser riskini azaltıyor. Çünkü çok kompleks nişasta içeriyor. Bir de diyelim ki patatesi en faydalı haliyle tüketmek istiyorsunuz. Hemen haşlanmış, hemen pişmiş hali değil de piştikten sonra soğumuş hali. Pişip soğumuş, yani haşlanıp soğumuş patatesin tokluk indeksi kırmızı etten bile daha fazladır. Allah Allah. Evet. Ve kırmızı etin yarısı kadar kalori içerir ve kompleks nişasta içerir. Bir de bağırsak dostudur. Neden? Hem dirençli hem lif içeriyor. Kabız yapar biliyoruz patates. İşte aslında çok şöyle. Çok yenilirse. Çocukların bağırsakları bozulunca verirler patates ya patates. Verirler. Her şey çok yapsın. Mesela kuru yemişte faydalı. Kuru çok fazla yenilirse kan şekerini yükseltebilir. Patates bizim ince bağırsakların en sonundan kalın bağırsağa geçerken bir bakteri kümesi bizi karşılıyor. Biz buna biyofilm adını veriyoruz. Mikroflora. Bağırsaklarımızın florası, iyi huylu bakterileri canlandıran bir yiyecektir. Hocam şeyi biliyordum. Yani bunu söylemişti bir doktor. Patatesi bunu bu haliyle böyle meyve sıcağından geçirip suyunu içersen o da mide yaralarını falan şey yapıyormuş. İyi gelir. Kesinlikle iyi gelir. Ama patates içebilene. Yani o biraz iddialı bir tüketim tarzı. Yani neden? Yok, tüketmek için demiyorum bunu. Bunu bir iki doktor vermişti. Bizim bir tanıdığımıza. Evet, faydalı olduğuna. Kesinlikle yani, faydalı. Mide yarası olanlara. Bu kadar faydalı bir bitki. Meyve mi sebze mi hocam bu? Sebze. Bence sebze. Bir şekilde pişti sebze. İçin. Domatese de meyve diyorlar ya bazen. Domates evet. Salatalık meyve. ya boş verin oralara girmeyelim. Ama gitti. O benim uzmanlık alanım değil. Bu kadar faydalı bir sebzeyi. Meyve patates. Yine sonuçta pişirirken biz mahvediyoruz. Bir de şey yapıyor bazı insanlar. Sabaha kolaylık olsun diye suyun içine dilimliyorlar. Buzdolabına koyuyorlar. Sabah çıkarıp onu kızartıyorlar. Ya patates dilimlemek o kadar zor olmamalı yani. Gördüm onu ben bazı mutfaklarda buzdolabına açıldığında. Değil mi? Evet. Ne gerek var? Siyahlamasın diye bir de şey beden gücüyle çalışan insanlara patates öneriyorlar. Özellikle inşaat işçileri gibi. Neden? Çok yoruldukları için. Hızlı bir enerji kaynağı. Hı-hı. Karbonhidrat hızlı bir enerji kaynağı. Ama patateste karın doymaz. Yani bunu da söylemek lazım. Sonuçta yapısında tamam kompleks nişasta içerse bile, lif içerse bile daha çok bir karbonhidrat bu. Yapısında protein de olması lazım. Faydalı yağlar da olması lazım. Hocam protein koyarız içine. İçine şey yaparız. Kumpir. İçine tereyağını şey kaşar, yap. Üzerine kaşar. Üzerine kaşar. Üzerine bunun etimet. En güzel hali söyleyeyim. Odun ateşinde. Ya. Evet. Bu pişecek. Kabuğunu sıyırsa arasında da yağlı bir peynir. Tuzlu ve yağlı. Yani patates artı peynir kombinasyonunu tüketirseniz başka hiçbir şeye ihtiyacınız kalmayabilir. Karbonhidrat, yağ ve protein hepsi var. Sadece tereyağı ve peynir. Ben sadece onunla yiyorum zaten. Evet. Başka içine hiçbir şey koymuyorum. Tereyağını koyuyorum. Tereyağını fazla tüketmemek lazım. 50 gram geçmemek lazım. Yok yok. Ya. Mesela bir akşam yemeği mesela şey yaptığım zaman kumpir söylüyorum ama içi boş böyle şey. Onun içini ben dolduruyorum. Sadece tereyağı, azıcık kaşar, biraz da peynir. Evet. Mis gibi sana yemek işte akşam. Tabii ara ara günah. Kabuğuyla mabuyla yiyorum. Ara ara günah giriyoruzdur muhtemelen. Ne hocam? İçine başka şey de ekleniyordur. Yok vallahi hiçbir ben yiyemiyorum içine. Eşim yiyor o şey ketçabı, mayonezi, işte hardalı, cırtı cırtı onları. Ya, kumpir de aslında faydalı bir yiyecek. Evet. Ama kumpirdeki handikaplardan bir tanesini İçine söylüyorum. İçine katılan işte sosisler, mosisler değil mi? Hem o yani sosisler işte ketçap, mayonez. Aslında kaşar peyniriyle yapılır kumpir. Tereyağı ve kaşar peyniri. Evet. Ama artık kaşar peyniri kalmadı. Bir de o var. Tost peyniri var. Bir de o var. Bir de marketten alıyorlar. Tabii. Tost peyniri diye bir peynir normalde yoktur. Bunlar tarihi geçmiş peynirlerin emülsifiye edici, çökertici tuzlarla işlenmesi ve karıştırılmasıyla üretilen yeni tür peynirlerdir. Krem peynir.
eritme peynirdir. Eritme peynirlerin hiçbiri peynir değildir. Kaşar peyniri gerçek peynirdir. Kişi zaten çok fazla skala genişliyorsa orada bir sıkıntı oluyor. Evet. Doğalı özü var zaten. Bunu böyle çok çeşitlendirmek ticari boyuta girdiği için değil mi? Ama şimdi tarihi geçmiş. Rafta duruyor. Onu tekrar değerlendirmesi lazım. Ne yapacak? Onlar emülsifiye edici tuzlarla işlenip tekrar eritme peynir haline geliyor. Labne? Labne eritme peynir değil. Hı hı. Labne gerçek peynir. Ama krem peynirler eritme peynirdir. Hatta gidin markete bakın. İşte yok işte yöresel, yok işte şuradan buradan doğal. Ama arka yüzünü bir çevirin eritme evet. peynir. Eritme peynirse ondan uzak yani durmak lazım. Yani çocuklarımıza krem peynir yedirmiyoruz ama labne yedirebiliriz. Labne yedirilebilir aynen. Hani çocuklar çünkü sabahları çok seviyor ya bunun özellikle altını çizmek istedim. Hani hep vardır ya üçgen peynirler simitin yanında da servis evet, edilir. Işte, onlar hep eritme peynir. Evet. Tost peyniri bir eritme peynirdir. Evet hocam bak komprin bizim... arasında kaşar koyan varsa helal olsun Kadir, diyorum. Kadir arkadaşımız mesela sabahları 5 tane eski eritme peynir. Eski kaşar falan da güzel olur. Şu an kendisi de eritme peynir gibi bir şey oldu zaten. Yiyenle yemeyen ne belli oluyor. Ne zamandır görüşeceğiz görüşemiyoruz. O gelmez. Bu stüdyodan çağırdım kim varsa gelmedi ya. Bu kadar mı korkutucuyum ya? Kalp doktoru olabilirim yani. Bir hocam bir şey söyleyeceksin işte. Diye korkuyorlar. Yani bir şey söyleyebiliriz tabii. İstediğim kadar güleç olayım. Orada konuşacağımız bazı önemli konular var yani. O yüzden korkuyorlar. Fadile neredesin kız? Fadile gel buraya. Burada hocam, bir şey var. Bakın. Evet kırmızı. Kırmızı patates. Bir şey kırmızı oluyorsa ne oluyordur? Ne oluyordur? Biraz pörsümüş. Beta karoten. A vitamini. Hı-hı. Havuç. Bu mesela havuç da A vitamininden çok zengindir. Tatlı patates normal patatese göre, beyaz patatese göre A vitamini 5 kat daha fazladır. Bakın turuncu. Bu kırmızı patates geçen geldiğimizde yaptık kırmızı patates. Çok da yedin mi hiç? Tatlı yedim patates. De ben çok sevmedim ya. Bu, ama güzel biliyor musun? Bildiğimden şaşmayayım ben. Tatlı patatesin lif içeriği çok beyaz patatesten 4 kat daha fazladır. Ama potasyum açısından beyaz patates daha zengindir. Afrika'da çok hocam, yetiyorlar. Hocam bir şey söyleyebilirim. Kız siz Afrika'da nasıl yiyorsunuz söyle bakayım. Bizim tatlı patates bu rengi değil. Bu biraz fazla kırmızı. Evet sanki tadı bile adı ne kabak karıştırılmış gibi. Bizimki böyle şöyle içi beyaz. İçi beyaz mı? O işte beyaz patates. Yok tatlı patates. Ama içi beyaz hocam. Ama böyle ama sarı gibi. Spektrum biraz geniştir. Hani hafif sarıdan biraz daha koyu turuncuya kadar da gidebilir. Hani boyamamışlardır herhalde bunu. Yok. Ben tadı tatlı patatesin oradaki yediğim... Fadila senin az önce söylediğin o büyük patates diyordun ya neydi o? O plantain biliyor musun hocam? Plantain yok bilmiyorum. Tam muz görüntümüz ama daha nişastalı ve daha büyük. Yok, yenilebiliyor, pişirebiliyor o. Yams diyorsun herhalde değil mi? Hayır yams. Yams kokoyams var. Burada yok herhalde. Burada yok. Mesela onları incelemek lazım. Yapısından var. Yani spektrum değiştikçe faydalar değişiyor. İkisi de faydalıdır. Beyaz patates öcü değildir ama tatlı patates daha fazla bağırsak dostudur. Sen ne yiyorsun? Kırmızı patates mi yiyorsun? Ben bunu ara ara. Yani bu çok bulunan bir şey değil zaten. Evet, daha pahalı. Ben hiçbir yerde görmedim. Ben patatese karşı değilim. Söyleyeyim. Patates benim diyetimde vardır. Ben spor yapıyorum yoğun bir şekilde. Benim karbonhidrata da ihtiyacım var. Ben yemeklerdeki patatesi asla atmam. Asla atlamam. Yerim. Bu şey gibi değil. Pilav gibi değil, makarna gibi değil. Bu çok kompleks bir şey. Bütün bir gıda bu. Bütün gıdadır. Yapısı bozulmamış bir gıdadır. Bunu her türlü tüketebilirsiniz. Sporcular da demek ki siz bu bizim oradaki tatlı patates, kokoyamsları size çok faydalı olur. Faydalı. Bazen tatlı patateslerin faydasını öğrendikçe sevmiş biriyim ben. Yoksa tadı da bana biraz garip geliyordu. Ama faydalarını öğrendiğim için... Şifa niyetine. Evet, şifa Ezgi bir şey soruyordu. Bizim hani pilav diyoruz, kaçının. Bizim tabii ki böyle bir baldomuz var, osmancığımız var. O tarz pilavlar tabii tereyağlı falan yapılıyor. Şimdi bir de yeni trend bu ince böyle yasminler. Onlar daha sağlıklı, işte daha kalorisi az diye o pilavlara kaydılar. Onun için ne düşünüyorsun? Pilav mıdır yani? Basmati için söyleniyor o. Evet. Ama şöyle söyleyeyim. Pirinç olduğu sürece ve piştiği sürece yapısına dirençli nişasta aramamak lazım. Ya yani insanlar işte basmati olunca sanki daha iyiymiş, siyah pirinç olunca daha iyiymiş gibi bir imaj var. Çalışmaları var. Ya yani bunlar açıp okudum rahatlıkla söyleyebiliyorum. Glisemik indeksi benzerdir. Mikro besin içeriği biraz farklı olabilir. Yasminde, baldoda birbirinden farklıdır. Basmati tamam mikro besin içeriği biraz daha fazladır. Ama kan şekerini yükseltme özelliği hemen hemen aynıdır. Daha mı sağlıklı basmati? Ya mikro besin içeriği biraz daha yüksek. Fazla. O muhtemelen hani biraz ata tohumuna daha yakın olduğu için oluyor bunlar. Hani ben tam sebebini bilmiyorum ama
yapılan çalışmalar mikrobesin içeriğinin daha yüksek olduğunu söylüyor. Ama hocam ben basma tüketirsem rahat rahat tüketebilir miyim? Hayır, tüketemezsiniz. Çünkü pirincin kepeği yoktur. Gidin markete pirinç satılır, bir de yanında pirincin kepeği satılır. Ve pirinçten daha pahalıdır. Pilav yapmak için o kepeğin çıkarılması gerekiyor. Peki hocam bir sorum var. Şöyle uzay doğuda yani Asya, özellikle Kore ve Japonlarda çok fazla pilav yiyorlar. Aynen. Sabah, öğlen, akşam ama yani ne kilo alabiliyorlar? Sağlıklı yiyorlar. Evet. Onlar bizim gibi tereyağlı kavurmuyor. Mesela Okinavalılar çok uzun yaşayan bir toplumdur. Aynen. Ve genellikle tükettikleri şeyler hani karbonhidrattır, bitkilerdir yani. Ama Alaska'dakiler de çok uzun yaşıyor. Onlar genelde balık yiyorlar. Önemli olan şudur. İşlenmişliğin düşük olması. Yani işlenmiş etler işin içine girdikçe, katkı maddeleri işin içine girdikçe her şey zararlı hale geliyor. Onların yediği pilavdır, lapa yani. Lapa yapıyorlar. Böyle... Bizim gibi tabii tereyağıyla. Yani ben de çok iyi yapıyoruz anlamında değil de bizim ben yapış şeklimizde. Ben de çok fazla tereyağlı burada Türkiye'de gördüm. Bizim orada böyle orada tereyağlı yapmıyoruz. Suda kaynatıyoruz böyle tane tanecik çıkıyor öyle yiyoruz. Sinirler mesela. Sebzeyi de çok pişiriyoruz mesela. Daha çok onlar hani buharda öldürüyoruz. Böyle öldürüyoruz. Aynen öyle. Karnabaharları falan havuçları böyle ağzına attığında hani diri diri kalıyor yani. Hani İtalya'da bile öyle. Biz pişmemişliğe yani, devam ederiz. Hani biraz daha diridir. Evet. Biz sonuna kadar haşlıyoruz. Evet, evet. Bir de Çinliler hani mesela gittiğimde gördüm ben bunu hep anlatırlardı. Çok fazla sirke tüketiyorlar. Çok fazla sosları var. Acı sosları var. Bunlar hep ömrü uzatan şeyler. Köri. Yani Asya'da. Türlü türlü baharatları var ve baharatı gerçekten seviyorlar ve çok fazla yemiyorlar. Yeşil çay içiyorlar ve çayı bizim gibi demlik demlik içmiyorlar. Evet. Sıcak su içiyorlar. Sıcak su. Bakın bu güzel bir alışkanlık. Sadece su ha? Sadece sıcak su. Muazzam bir alışkanlıktır. İştah baskılar, metabolizmayı hızlandırır, bağırsak dostudur. Kaynar su değil. Kaynamış soğum, yani kaynamış ilmiş. Biraz ılımış su. Peki. Yapamıyorum da. Hocam bizim çayımız mesela böyle sadece demli olarak içmiyoruz. Çay içinde kakule, karanfil, zencefil koyup içiyoruz yani. Bir de nane. Karanfil muazzam bir şey mesela. Reklamımız geldi de. Ya hadi ya. Kız fa değil ha. Reklamlardan sonra Fadile ya. Açacağım bunu artık. Hadi bakalım. Reklamlardan sonra açacağım. Kısa bir reklam. Ondan sonra buradayız. Evet efendim, reklamlardan sonra şu muhteşem yemekleri görüyorsunuz. Sol taraftaki Fadile Han pişirdiği, sağ taraftaki Ezgi Serter'in pişirdiği. Ezgi'ninkini reklam arasında yedim. Ezgi çok güzel. Afiyet bal olsun. Sen yedikçe böyle suratına baktım, nasıl beğendi mi? Fadile Han, seninkinin içinde fıstık ezmesi var değil mi? Fıstık ezmesi. Normal kavuruyorsunuz ete, sonra domates sosu yapıyorsunuz. Fıstık kesmesi suyla karıştırıp döküyorsunuz, bekletiyorsunuz. Burada hemen Muhammed Keskin'e bugün, tabii dönmemiz lazım. Bugün kliniğe aç gitmeyeceğim, çok iyi. Güzel değil mi? Yani bir hafta ekmek, onu bir hafta tatlılar. Şöyle ondan sonra bir hafta börekler, sonunda bugün yiyecek bir şeyler bulduk. Şöyle de bir şey var içinde, biber, dolma biber. Neydi ya? Soğan, domates, sarımsak, zencefil. Orada bir şeyler var. Ama, şunu bekliyorum. Ama burada ne var? Burada... Fadile için çok önemli bir yazı var hocam. Ben çok merak ettim. Emrah nerede? Artık açıp okuyayım mı? Bence artık. Hazır mısın? Emrah. Hazır mısın? Hazırım da Emrah. Kocam da kocam diyor. Nerede Emrah da Emrah. Hazır mısın? Hazırım. Bu Fadile yazılmış bazı sözler. Kimin yazdığını ben okuduktan sonra Fadile anlayacak. Fadile diyor ki, seni gördüğüm İlk andan itibaren hayatımda yeni bir başlangıç olacağını hissettim. Emrah. Ve bugün de hala o ilk günkü duyguyla seni seviyorum. Bizim aşkımız kıtaları aştı. Önce ailemiz, sonra da Türkiye'deki herkes bu aşka şahit oldu. Seninle ve çocuklarımla böyle bir aşkı, evliliği yaşadığım için çok ama çok mutluyum. Allah'a şükrediyorum. Hayalimdeki evlenme teklifini geçmişte yapamadım ama şimdi milyonların önünde soruyorum. Benimle evlenir misin? Aa,
tanesi. Ya. Teşekkür ederim. Aa, çok duygulandı ya. Gözler pıt pıt. Bunlar ama ağlanır pıt... yani. Ben de duygulandım. Ne yaptın sen ya? Birbirlerine öyle aşkla bakıyorlar ki gerçekten. Reklam arasında da konuştuk. Bu aşkınız hep daim olsun. Kaç yıl geçmiş, 3 çocuk var. Maşallah, subhanallah. Mektubun en sonunda diyor ki, Fadir abi, benimle yaşlanmaya, ömrümün sonuna kadar yanı başımda olmaya var mısın? Biz aslında evet, demiş, evet, bunu Fadil'e vereceğim. Evet. Bu Emrah'ın yazdığı şeyler. Bunu ben saklarsın. Evet, çerçevelet artık onu. Herkesin nasip olmuyor bu. Evet, evet dedin, bir bağır, bir evet bir duyalım. Sen de bir şeyler söylemek istersen, bu 6 yıl nasıl geçti? Titriyorum ya. Tabii ki evet. Tabii ki evet. Diyecek bir şey bulamıyorum Emrah. Şu an kulağıma Afrika'dan sürpriz bir telefonla yeniliyor. Yok. O kadar da değil. Fadil'in babası. Ay, bilmiyorum. Yeni bir sürprizi kaldıramayacak. Bir şey diyeceğim. 6 yıl oldu. Evet. Hakikaten bir evlenme teklif edemedi mi? Bak bizi şu anda rezil... Ya yok, ettim. Etmedi. Ettim aslında. Ya etmedi. Yani, kadınlar unutmaz. Şöyle, unutmaz kadınlar. Aynen. Yani böyle işte hani... Klasik o işte çökmeli, hani öyle bir teklif etmedim. Aslında bir arkadaşım vardı, ondan yüzüğümüzü aldım. Ama böyle çok şey gibiydi hani... Şöyle tak... anlatayım. Anlat. Anlat kız. Biz oturuyorduk kanepede, ha, böyle film izliyorduk. Ya evlensek mi ya, ver eline. Ha bu. Verdi. Yazıklar olsun. Kuru kuru ya. Yıldırım için. Böyle yaptı. Ezgi, sana oldu mu güzel bir evlenme teklifi? O soruyu sorma diye bekliyordum. Bana da kimse diz çökmedi Alişan. Yemin et. Evet, o klasik şey, bir kere yine ben eşimle mi gelsem acaba? Hakikaten mi olmadı? Yok. Ya bizim de öyle çok doğaçlama oldu falan. Kendiliğinden gelişine geliş. Yani aynen öyle. Muhammed hocam? Sonra düğün tarihi falan konuşmaya başladık. Ben hazırlık falan yapmaya başladım. Dünden razı gibi. Dünden razı gibi dedi. Hiç Muhammed hocama çökmedi. Bir soralım. Doktorlar nasıl yapıyor bu işi? İyi yapıyor. Niye doktorların değişimi? Hocam nasıldı? Yani bana kalsın mı o? Şöyle izleniyor olabilirim. Hayır, yaptın mı yapmadın mı onu söyle. Yaptım. Yaptın. Güzel bir ortamda yaptım. Görüş. Diz çöktünüz mü? Yok, diz. Ha işte yani. Diz çökme değil ama güzeldi yani. Diz çökemiyoruz. Potasyum eksikliğimiz var. Ya aslında o an iki çift zaten dedi. O an zaten... Allah'tan başka kimsenin önünde yemiyoruz. O mantıkla. Hayır, o an zaten teklif... Zaten güzel bir şey ya. Her iki tarafta mutlu. Dizi çöküp çökmemek zaten hani... Bingöllü erkeklerin ne kadar romantik olduğunu buradan TRT aracılığıyla bütün dünyaya ilan etmiş olalım. Ben kefilim. Benim evlilik teklifim, ben diz çöktüm. Ben sette yönetmenin iznini alarak direkt sete gidip... Hiç haber olmadan muhteşem bir evlilik teklifi yapmıştım. Evet. Belki onu perşembe günü Ece Erken'le işim konuk olacak. Evet. Belki perşembe günü o anları bir daha göstereyim. Paylaşın, evet. Burada Emrah, neyse bizim şeyimizi kurtardın. Ya evlilik teklifi almadım yazmışlar. Evlilik teklifi aldım. Hani almadın. Falan. Ya, kendin dedin. Ya. Kendin dedin. Böyle diz çökmeni falan almadım. Çok böyle gelişine oldu yani. Neyse, burada şu anda en mutlu Fadila. Fadila, sen bize anlat bakayım şu 6 yılı nasıl geçti? İyi geçti. Yani her zaman iyi geçmeyebilir de ama genel olarak iyi geçti. Tabii ki aralarımıza bazı şeyler oluyor ama hallediyoruz işte. Yani o hep olur. Aynen, hep olur ama hallediyoruz. Önemlisi aynı dili konuşmak. Ya şöyle, aynı dili konuşuyoruz da ama bir şekilde anlaşamıyoruz. Aynen, biz öyleyiz. Yani tartışıp. Yani hep tartışıyoruz ama o tartışma, böyle bir şeyimiz var, sözümüz var. 5 dakika geçmesi. Ne tartışırsa tartışalım. Evet, uzatmıyoruz. Uzatmıyoruz. En güzeli. Aynen. Oturup konuşalım, şey hallediyoruz. Ne olursa olsun. O yüzden biz kusur etmiyoruz. İstiyorsa tartışmaya devam. Afrika'ya bir telefon, bir kamyon biz adam geldi. Biz evlendiğimizde bana şey dedi. Yani ne olursa olsun. Bir, boşanma yok aramıza. Bak. Bunu bana söyledi. 2, 5 dakikadan fazla kusemezsin. Bir yani daha bir şey var. Neydi? Yalan. Ha, evet, yalan. Sıfır yalan. Hiç yalan söylemiyoruz birbirimize. Ne olursa olsun.
Ne güzel. Yani öyleyiz. İyi ömür, mutlu ol. Allah da aynen. Şey. Zaten bu üç strateji evlilikten %90'ını kurtarır herhalde. Tabii aynen. Hocam mutlu bir evliliğin ömür uzatmadaki kalp sağlığı açısındaki etkilerinden de bahsedelim bence. Az önce mesela sarılmak, ciddi elle tutuşmak mesela, ciddi çekti endorfin, bir de oksitosin hormonu var. Oksitosin hormonu özellikle hem nabız hem tansiyon düşürücü etkinliği var. Ya bunun ama da bir biyolojisi var. Ama nabız bir de, çıktı gibi. Bir de buradan hem depomin, hem serotonin, hem oksitosin, hem endorfin artıran nadir aktivitelerden bir tanesi. Bir de Ezgi'ye buradan. Biz seninle mi konuşmuştuk onun acaba? Ben uzaklaştım oradan. Çocukların ömrü arttırdı. Ezgi Hanım kız çocuğu. Yok işte. erkek çocuğu var. Ezgi, Ezgi burayı dinler misin? Dinliyorum, kulağım sizde. Ama bu çok önemli. O çalışma cinsiyetten bağımsız olarak doğan her çocuğun anne ömründen götürdüğünü. Evet, onu ben de okudum. Evet, biz yani babaların ömrü uzuyor kız çocuğu olunca. Yani benim bir kız çocuğum yok ama Alişan'ın ömrü 74. Kısaltıyorsa da bırakın onlar kısaltsın ya. Yani. İyi ki varlar. Hadi gidelim mutfağa. Valla. Şunun kenarını da sileyim. Hocam, buyurun hocam. Ben bugün yiyeceğim. Bence çok faydalı ve tattığım için biliyorum çok da lezzetli. Etlere şey... Ufak ufak böyle minik minik toplar yaptı kıymayla. Evet, nohutla haşlanmış nohut. Evet, mis gibi içerisinde baharatı var hocam. Nohutu var. Zaten kokusu muazzam. Hocam bir tadına bakmak ister misin? Ben tadına bakmak değil, tabak tabak yemek istiyorum. Tabak tabak. Evet. Güzel. Hocamı görüyor musun? Bak hocam burada bizim mutfağımızda çok fazla yemek yemedi. Hatta hiç yemek yemedi. Bugün dedi ki en sağlıklı yiyecekler dedi. Sezon finali öncesi de böyle hocama sağlıklı yiyeceklerle hem İftiharla sunulur. Hadi de sürpriz yaptı. Çok güzel ama. Teşekkürler. Bak. Nohut mu? Haşlanmış nohut. Bulgurla ve kıymayla, baharatlarla yoğrulmuş ve ufak. Mesela şey burada faydalı yağlar var. Protein de var, karbonhidrat da var. Çok dengeli bir yemek. Bu aslında bir öğün. Sadece bundan yeseniz bir öğünü atlayabilirsiniz. Evet. Bu. Bitti. Nohut Akdeniz diyetinin gülüdür. Nohut özellikle. Zaten atalar. Bir de nohut ısıtıldığında, piştiğinde yapısından faydalı biyobileşiklerden hiçbir şey kaybetmez. Güzel. Çok değişik bir tahıl mı desem, nohut tohum mu desem. Yani... Anadolu'da birçok yörede var zaten. Bulgurla bu şekilde köfteler yapılıyor kıymayla. Yani Malatya köfte cenneti zaten biliyorsun. Şey var ya, nohutlu şeye sarıyorlar ya. Lavaşa sarıyorlar ya, nohut kebabı. Nohut dürüm. Evet. Yani nohut. O, yani humus mesela daha iyi. Nohutu yiyeceğim diye ekmeğe sürmeye gerek yok yani. Hani oradaki problem ekmek. Yoksa nohut kendi başına yeterli. İçinde bulgur da var, biraz un da var. Mesela yok. Orada bir pilav var, değil mi? Evet, Fadile yaptı pilavı. Evet. Fadile, bu pilavı sen yaptın değil mi? Bizim pilavdan farkı bu ne? Bu kendine göre mi yaptın bunu? Yok, bu jasmin pilavı yaptım. Ha, jasmin işte, bahsettiğimiz evet. Basmati pirinçler. Mesela pirinçleri biraz daha diri duruyor, daha güzel. Pirinçler evet. Haşlanınca yapısındaki nişastanın kompleksliği bozuluyor. Şu biraz daha yoğun olabilir. İnsanı, yani fıstık zaten su, yani... Ne deniyor? Ağır bittikçe mı? Şey kıvam oluyor, veriyor. Kıvamı veriyor. Yani böyle de yapabilir, daha da kıvamlı da olabilir. Çok merak ediyorum. Bir şey sormak istiyorum. Bu pilavı sırf sunum için yaptın değil mi? Bizim yaptığımız gibi bir pilav. Evet, ha, evet. Üzerine dökeceğiz onu. Öyle ya da plantain dediğim gibi muz gibi bir şey. Onunla yeniliyor ya da... Pilav bizim bildiğimiz pilav, yemek ana yemek farklı. Ben yani biraz sporcu gıdası görüyorum ya. Vallahi Emrah. Tahin. Ne diyorsun? Bunu hiç çok yemişsindir. Yani İçinde evet. Zaten sebze de var. Sebze dolu. Bazı insanlar havuç, lahana, balık da atılıyor içinde. Etinden? Ha, pardon, unuttum. Kız et atmadı. Unuttum. Heyecanlandım ya. Valla titriyor. O hala evlilik teklifinin etkisinde. Evet. Eller evet. Titriyordu şimdi. Güzel güzel bir hem anı oldu hem ya. De Emrah. Ya hele de kayıt Emrah'dan. Kayıt altına alındı falan değil mi? Emrah'dan beklemiyorum. Çünkü çok şey bir... Yapısı vardır. Ay yani yok maço değil babacan. De romantik. Utangaç yani herhalde televizyonun karşısında evet. Bunu yapması biraz şey geldi bana. Bir şey diyeceğim bu arada kendisi söyledi buna. Bu bizim fikrimiz değildi. Bunu direkt kendisi bize. Ben evlilik teklifi yapmadım şok. 6 yıl oldu onun eksikliği var dedi. Ve kendim yapmak istiyorum dedi o kendisi. Helal olsun. Ya hep konuşuyorum zaten böyle dizileri izlemeyi çok seviyorum. Her gördüğümde ah sen de bunu yapmadım ya deyip duruyorum. Ama 5 dakika. Kafasına kalkmış. 5 dakika ama 5 dakikadan uzun konuşamıyor. Tabii. Sadece beş, sorunlar 5 dakika. Şunları alayım ben. Biz kıskanmıyoruz. Normalde şeyini acılı. Çok merak ediyorum. Acılı falan. Şu fıstık bu, ezmeli sosunu çok merak ediyorum. Biz sanki orada konuşurken günün yemekleri. Eti şey yap oldu olabilir. Şöyle evet. Gösterelim günün aynen. Yemeklerini. Kaşıklar nerede? Kaşık burada hayatım. Öğretmenim günün yemeklerini gösterirken... Az önce Fadila'nın o Afrika pazarından
o Nijerya pazarından çektiği görüntüler var ya. Biraz onlardan girebilir miyiz? Bir Muhammed Hoca'ya bir göstermek istiyorum. Bu danko arkadaşlar. Danko. Bunu yer fıstığı, mısır, zencefil, azıcık şeker ve acı. Okey. Nasıl? Acı. Garip bir şey bu ne ya? Yer fıstığı ve acı. Bir de zencefil. Danko. Tam ne o Fadila? Bir daha anlatsana. Yer fıstığı. Dankua, o yer fıstığı böyle kavuruyoruz. Sonra eziyoruz ama bu hale gelmiyor. Yani sulu hale gelmiyor. İçinde zencefil, acı ve bazı insanlar bal katar, bazı insanlar da şey katar, şeker katar ve azıcık karanfil de koyuluyor. Sonra top hem hale acı getiriyor. Var, hem tatlı var, evet, hem zencefil var. Evet, böyle. Afrika mutfağı. Böyle, acı, evet, evet. Bu sokak yemeği. Sokak yemeği. Yani çocuklar bunu çok sever. Dediğim gibi Nijerya özellikle çok acı tüketirler. Bebekler bile yiyor yani o derece. Ufak çocukları bayağı acı yiyor. Tadı nasıldı? Garip. Garip değil mi? Yani evet, hiç daha önce şey yapmadım ama zencefil birçok hem yemekte hem de sokak mutfaklarında zencefil çok kullanılıyor hocam. Anti kanser gıda evet, mesela zencefil. Yani... Zaten kanser bizim orada çok yok. Yani çok nadir bir hastalık. Yani cilt kanser olsun, içteki kanser olsun çok nadir. Belki biz çok şey tükettiğimiz için yeşillik. Yeşillik de çok tüketiyoruz. Cilt kanserinde şanslılık da var. Hani sonuçta koyuten cilt kanser riskini azaltıyor. Evet bizim öyle çocuklar bir şey. Mesela çok sık hasta oluyor ama acıya gittiği için değil mi? Bir de o kadar zencefil, baharat falan çok hasta olmaz yani, çocuklar herhalde. Çok güzel duruyor. Heyecandan arada tencere unuttuk. Evet. Şu. Belki şey olabilir. Şu Fadila'nın yani, yaptığı yemeğin bir tadına olabilir. Bakalım. Tadının nasıl olduğunu reklamlardan sonra söyleyeceğiz. Tadın. Sıcak ama. Gömüldük. Sen de tadına bak bana. Koyayım mı sana? Evet, Türk Kızılay'ın kuruluşunun tam tamına 156. yıl dönümü. Osmanlı Hasta ve Yaralı Askerler Yardım Cemiyeti adıyla 11 Haziran 1868'de gönüllüler tarafından kurulan Türk Kızılayı kuruluşunun 156. yıl dönümünü kutluyor. Vallahi helal olsun. Bizim göz bebeğimiz, Türk Kızılayımız. Bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da şöyle bir mesajı var. Yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışmanın sembolü haline gelen ve özverili bir şekilde yürüttüğü hizmetleriyle dünyanın saygın kuruluşları arasında yer alan Türk Kızılayı'nın 156. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. İyiliğin gücüyle insanın ve toplumun onurunu korumayı, direncini arttırmayı ve ızdırabını dindirmeyi görev edinen Türk Kızılayı olarak biliyorsunuz ki son olarak asrın felaketi 6 Şubat depreminde olduğu gibi ihtiyaç duyulan her zamanda ilk müdahaleyi gerçekleştirip şefkat elini uzatmıştır. Gerçekten de öyle Türk Kızılayı'yla. Gerçekten. Bayram da geliyor hazır. Aynen. Evet. Bir de kan bağışı. İyilik yapmak, yardım yapmak isteyenler için. Hocam da kan bağışını. Kan stokları çok az. Yani bir sürü kan kanseri olan, kan eksikliği olan hastalar. Kana ihtiyacı olan insanlar var. Evet, kan bağışını lütfen esirgemeyelim. Esirgemeyelim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bakın İnşallah. İlk defa yedim. Tabak neredeyse bitti bitti. Vallahi öyle. Bu arada teşekkürler hayatım. Çok güzel. Ben de deneyim. Ezgi Sertler'e çok çok teşekkür ediyoruz. Eşine selamlar. Sen de öyle. Çocuklarını bizim için öpüyorum. Ben de öpüyorum çocuklarını. En kısa zamanda da inşallah ekranlarda görmek istiyoruz. İnşallah. İnşallah. Ve bir kocaman alkışta Fadila ile Emrah'a. Hele de Emrah. Çok çok teşekkür ediyoruz. Fadila'cığım. Ömür boyu inşallah hayırlı, sağlıklı ve musmutlu bir yuvanız olsun. Teşekkür ederim. Çocukları öpün bizim için olur mu? Teşekkür ederim. Selamlar, sevgiler. Efendim yarın inşallah yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.